sadece bana ait. Bunu şimdi iyice anladın mı? Cansu olarak senden şüphelendiğini düşünüyordum. Hayırdır? Şüphelenmiyor benden. Ben eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun acaba? Vallahi Fabri Bey'e karşı beni nasıl koruduğunu görmedin galiba. Bir de senin kokun bana ait diye iş yok muydu? Bence yaptığı şeyin seninle hiç ilgisi yoktu. Erkekin atlaşması. Ne alakası var ya? Sen nefes at bir şey çıktın. Çık. Kokumu beğeniyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Ajansın kamera sistemini yenilettiriyorum Can. Süpersin, harikasın. Bir an önce kurulsun ki zaten bu bir daha böyle bir olay yaşamıyor. Kesinlikle. Bir hafta sonraya randevu veriyorlardı, ben öne çektirdim. Harika. Yarınki katalog çekim için her şey hazır mı? Hazır merak etme. Hazır. Süper. Bir şey daha var. Evet var, ne o? İşte bende değil o. Neyse bende değil, sende var bilmiyorum. Evet. Can aslında ben bildiğim bir konudan bahsedeceğim. Senin şu Farbi'ye yazdığın çek var ya. Yani biz Ceyda'dan avans alınca ben durumu toparlarız diye düşünüyordum. Şirketin durumu da malum. Eren, bir şey söyleyeceğim sana. Bak ara sıra bazen ben de düşünüyorum şirketi biliyor musun? Aa, aşk olsun ben öyle demek istemedim. Tabii ki düşünüyorsun ama şimdi demek istemedim. Evi satıyorum Eren. Hangi evi? Ha senin o küçük evi satıyorsun. Ama yine de... Eren. Hallediyorum işte. Sen merak etme. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim daha afyonum patlamadı sabah sabah. Şu suratındaki eyvahlar olsun ifadesini bir siler misin ya? Lütfen. Çok rica ediyorum yani. Gerçekten. Sen bak tayfayı zapt et. Fırtına bende. Ben fırtınayı hallederim. Okey. Tayfa bende. Odaklandım şu anda. Panik yok. Si, signore. Prego. Buongiorno. Si. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Ben çayınızı getirmiştim Can Bey. Şey yapayım mı ben o zaman? Gideyim mi ben? Tamam. Unutma. Tayfa sende, fırtına bende. Okey. Tayfa bende. Harika. 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 Çay. Çay. Ha, afiyet olsun. Çay. Sana harika demek yetmez zaten şu an bu. Özel bir kombin herhalde. Böyle pembeli falan. Bu şekilde uyandım sabah. İyi. Ben aslında sana bir hediye yaptım. Onu vermek istiyorum. Bana hediye. Yani bu benim için yaptıklarının yanında bu hiçbir şey ama. Hangi yaptıkları? Benim yüzümden... Fabri Bey'le karşı karşıya geldiniz yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana o uğursuzun adını anma ya. Yani artık benim meselem o. Yani sonuçta mesele benim kokumdu o yüzden. Senin kokun mu peki? Bence o benim kokum. Nasıl yani? Yani o gece yüzünü daha hiç görmeden ilk kez karşılaştığımız gece. Hayat.
hayatımı değiştiren sisler içinde... ...yelkensiz, tümensiz bir gemi gibi dolaşırken... ...hayatta bazı şeyler vardır, asla değişmez. Anlıyor musun? Anlıyorum. Anlamıyorum. Ne anlıyorum, neyi anlamıyorum, onu da anlamıyorum. Sıcak oldu gibi burası. Ben o zaman hediye vereyim elimde kırılmadan. Bu ne? Bu koku ben yaptım. Bitkilerden mi? Aslında tek bir çiçekle yaptım. Adı var mı çiçeğin? Adsız çiçek. Adsız. Çok nadir görüldüğü için yani tabii adı var. Yeraltı menekşesi. Hı. Dünyada eşi benzeri yoktur. Çok nadir görülür. Yani benim onunla karşılaşmam bile bir mucize. Çok çok güçlü görünüyor ama gövdesi çok narin. Ömrü boyunca da yer altında kimse onu görmeden gizlenebilir. Sadece... Sadece baharları yani istediğinde yer altından çıkar. Çiçeğini bile yer altında açar. Kokusunu biri duysun. Onu biri görsün diye. Sen gördün mü peki rengini? Gördüm. Aldım mı kokusunu? Aldım. Anladın mı senin için yeryüzüne çıktığını? Anladım. Can Bey. Anlamadım Can Bey, anlamadım. O dosyayı anlayamadım. Can Bey, kamera sistemleri kurulacakmış. Kamera kayıt altına alır, her şey sır bırakmaz. Kamera çok ilginç bir şeydir. Bu odada kamera olmaz, buraya kamera kurmasınlar. Kamera burada olmasın. Rengini dünyaya ilk defa sunan, adsız bir çiçek gibi parlıyorsa gözlerim. Sevgilim, bana sen bir şairsin dediğin zaman, yalnız sana yazıyorum bu şiiri. İstersen bir şiir gibi okuma. Çünkü her yıl yeniden yazacağım. Soğuklar başlayınca havalanıp, millerce yol kat ettikten sonra, güneyi tadan bir kuşun sevinciyle ve yazmış olacağım bir de. Her dönemde, her çağda. Sevdanın kendine özgü diliyle. Geç bile kaldık bu kamera sistemini kurmakta Deren Hanım. Aslında eskiden buralarda kamera vardı. Sonradan Aziz Bey dedi ki çalışanlar huzursuz olur dedi. İptal ettik. Doğru. İncelikli bir adam çünkü. Böylesine incelikli bir adam Aziz Bey'in ajansında çalışan insanlar böyle mi olmalı? Elit bir yer burası. Ajansta çalışıyorsunuz siz. Casus ne demek?
Cece, kime bağırıyorsun şu anda tam olarak? Deren Hanım, ben ortaya bağırıyorum. Hani kocunan falan olursa bir şekilde onu yakalamaya çalıştım şu anda. Çünkü kendini belli eder jest ve mimikleriyle. Bir şekilde bir yere oynar, omza atar, bir şeyler olur. Cece, sürekli insanlara deli deli bağırıyorsun, gözümden kaçmıyor. Kendini frenlemeyi öğreneceksin Cece. Öfke kontrolünü öğreneceksin, öğretemedim sana bunca yıl. Haklı. Siz öğretemediniz değil Deren Hanım. Doğru. Deren Hanım, biz kamptayken binada görevli olan güvenlik arkadaş geldi. Okey, Can Bey'in odasını alın, geçiyorum ben de şimdi. Evet. Bağırma insanlara. Tamam. Bağırma. Bağırma. Sen bağırmıyorsun çünkü hiç. Ferdi, oğlum iyi düşün ya. Zorla biraz hafızayı. Ajans olarak komple biz kamptaydık. O gün hiçbirimiz yoktu burada. Kim gelmiş olabilir? Herhangi biri olabilir yani. Karı koca olabilir, kuruyor olabilir, herhangi biri. Kim? Hatırla. Aslında geldi Can Bey. Kim? Aylin Hanım geldi. Ben neden hiç şaşırmıyorum acaba? Ferdi Beyciğim, siz niçin ajansla ilişiği kesilmiş bir insanı içeri alıyorsunuz? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bu nasıl bir güvenlik sistemi acaba? Deren Hanım, kendisi özel eşyalarını alacağını söyledi. Sizin de haberiniz olduğunu söyleyince pek bir şey yapamadım. Siz de inandınız değil mi? Bravo yani. Tebrik ediyorum sizi. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim Deren Hanım. Dileyin Ferdi Bey. Özür dileyin. Ben de özür dileyeyim. Hep beraber özür dileyelim. Bütün işleri batıralım. Ondan sonra hep birlikte özür dileyelim. Ne kadar güzel. Tamam Deren, tamam. Sakin. Sakin. İki saniye sakin. Aylin'in o hallerini biliyoruz yani. Biraz tehditkar olabiliyor. Tamam. Ferdi. Canım kardeşim, böyle bir güvenlik zafiyeti yaşamayalım, daha olur mu? Tamam mı? Rica edeceğim Ferdi Bey. Bundan sonra çok dikkatli oluyoruz, lütfen. Tamam Can Bey. Tekrar özür dilerim, kusura bakmayın. İyi de biz kamptayken kampanyayla ilgili hiçbir şey belli değildi ki daha. Sanemciğim, yalnız biz burada çok özel bir mesele konuşuyoruz. Rica etsen bize biraz izin verebilir misin acaba? Sanem haklı ama Deren. Yani bravo Sanem. Biz o gün kamptaydık. Yani hiçbirimiz yoktuk, daha ne ortada fikir vardı kampanya ile ilgili ya da ne bir slogan vardı, hiçbir şey yoktu. Yani Aylin buraya gelip ne çalacak? Hı. Yani geriye tek bir seçenek kalıyor, yine eskisi gibi ya ajan var ya casus var ya işte köstebek var. Bir şey var yani bence. Yani Sanem Aylin'in köstebeği miymiş? Öyle diyorlar. Kesin kovacaklar bizi. Köstebek falan filan derken böyle zaten köstebek ailesi gibi. Bak. Yavaş. Bak köstebek. Köstebeğe benziyor kız, görüyor musunuz? Ben olamam Cece. Örnek vermek için dedim zaten köstebeğe benziyorsun diye. Yani böyle ne yapacaklar biliyor musunuz? Kamyonu getirecekler, dayayacaklar böyle ajansın kapısına. Dorsesine böyle ağzımıza kürekle vura 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 sokacaklar. Yüzümüze kapatacaklar sonra kapısını. Evet, kovacaklar hepimizi. Cece sakin ol. Ben sonra yapayım Cece. Ben olsam öyle yaparım çünkü. Evet, bu nedir ya? Örümcek, böcek, efendim köstebek, sincap, hayvanat bahçesine döndü burası. JJ! Yaktınız kariyerimi. Beni bitirdiniz, öyle yaptınız. JJ! JJ bir saniye. Yani şu anda birbirimizi suçlamanın bir manası yok ki. Evet. Köydeki eniştemimi suçlayayım. Londra'da yaprak döner kesen dayımı suçlayayım ben. Kimi suçlayabilirim? Burada suçlayabileceğim ki. Ne diyorsun JJ? Ne? Evet. Aylin Hanım'la bir ara sürekli birlikteydiniz siz. Sürekli. Ne oldu? Ne konuştu ha? Söyle bana. Ne saçmalıyorsun Cece? Kendine gel. Sen olabilirsin o köstebek. Şüpheleniyorum şu anda. Böyle kadın sana virüs gibi yayıldı belki de. Ne diyorsun Cece? Etkisi altındasın. Evet. Sen önce böyle değildin. O da böyle bol bol makyaj yapıp mimiklerini, jestlerini falan makyajın altına gizliyor. Sen de çok makyaj yapmaya başladın. Sen olabilirsin. Cece evet. Sakin ol. Cece. Lafımı kesmeyin dedim kaç kere. Kendine gel JJ. Ama sen dur, durun siz. Kameraların hepsi ne yaptığınızı görüyor. Hepinizi yakalayacak. Ne oluyor, ne bitiyor burada görülecek hepsi. Bir saniye. Sanem, ya köstebek bizden önce yerleştirdiyse kamerayı? Hayret, ilk defa doğru bir şey söyledin JJ. Nasıl? Çok mantıklı. Belki dışarıdan birisi. Evet, belki de geldi, kamerayı yerleştirdi, gitti. O da olabilir. Zihnim çok hızlı çalışıyor şu anda. Acayip şeyler çakıyor. Çok hızlı buluyorum. Mantıklı. Coşmayın, hemen coşmayın. Doğal davranacağız. Sanki yani bir şeyden şüphelenmiyormuşuz gibi. Normal gündelik hayatımız. Sen ne yapıyorsun Sanem, nasıl gidiyor? Böyle normal, doğal. Ne yapıyorsun? Yok, ben yapamıyorum. Ne yapacağız biz şimdi? Kamerayı arayacağız tabii ki de. Tamam da nasıl bulacağız? Biz
gizli gizli arayacağız. Gizli gizli arayarak bulacağız. Zaten kamera gizli ya, gizlemişlerdir kamerayı. Tamam. Tamam, aramaya başlayalım o zaman. Evet. Tamam, ben şuralara, şuralara biraz. Şunlara da bakayım. Doğal arayacağım. Sen oraya niye çıktın mesela? Yaşanan her şeyin üzerine bir çizgi çekmeye hazırım. Sen yeter ki bir daha beni yanıltıp hayal kırıklığına uğratma. Efendim Aylin. Emre'cim, neden bunu görüşemiyoruz? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ben seni tanıyamıyorum artık. Ne yapmaya çalıştığım ortada değil mi? Abimin güvenini kazanmaya çalışıyorum. Biraz sabır. Emre, ne var aklında? Geliyorum oraya, konuşacağız. Buraya falan gelmiyorsun. Benden haber bekle. Ben sana her şeyi anlatacağım. Biraz bana güven. Ne zaman? Emre! Yok. Yok, bu böyle olmayacak. Olmayacak böyle. Bence bir an olsun kendimizi köstebeğin yerine koymalıyız. Koy kendini köstebeğin yerine. Ben yapamam. Senin bana öyle şeyler söyleme. Köstebek olamam ben. Hiç sevmem öyle şeyleri. Hayır CC, bir dakika. Bize kampanya fikri ilk nerede geldi? Aklımıza nerede geldi? Ormanda. Evet. Şirkete geldiğimizde bu kampanya fikrini biz nerede sunduk? Can Bey'in odasında. Baktınız mı? Saksının altına baktınız mı? CC. Saksının altında olduğunu sanmıyorum Deren Hanım. Dibine gömmüş olabilirler kamerayı. Oraya bakın. Burada bir kar küresi olması gerekiyordu. Evet. Evet, oraya ben de bir yoğunlaştım. Bir hissiyatım oraya doğru gidiyordu. Tamam, devam. Hangi kar küresi? Biz burada çalışırken siz rahatsız oldunuz. Hani Deren Hanım'a verdiniz, kaldırın bunu diye. Ha, orada bir zamazingo vardı, evet. Ne oldu o Deren? Ha, evet, sen onu istemiyordun. Ben onu aldım. Sonra nereye götürdüm? Konu mu nerede şu an? Lokasyon nerede? Düşünüyorum. Nereye götür? Ben onu aldım, kendi odama götürdüm. Ha, Deren Hanım, ama olur mu? Hemen odaya... Boş ver odamda. Hay Allah. Nerede? Nerede? İşte şöyle bir yere koymuştum ben. Emin miyiz Deren? Eminim galiba, sanırım, bilmiyorum. Evet evet, pembe kutunun üstündeydi, ben gördüm, hatırlıyorum. Nerede peki? Bilmiyorum, gerçekten nereye gittiği hakkında en ufak fikrim bile yok. Deren Hanım, nasıl bilmiyorsunuz, nereye koyduğunuzu bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Böyle bir şey mi olur? Mantel teniz zekanız neredesin? Çık dışarı! CC, zaten yeterince üzgünüm, ne sen hırpalıyorsun beni, çık dışarı! Çık! Çık, 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 çık. Çık dışarı, siz de bakmayın, hiç sizin başına, yürü! Ne yapacağız şimdi? Bence doğru yoldayız. Nasıl yani, şimdi bu kar küresinin içinde miymiş kamera? Emin miyiz bundan? Öyle görünüyor bir tane. Biri yok etmiş yani, almış ama kim? Kim olacak, aileymiş bir lüks. Biz neler konuştuk burada? Biz neler konuştuk? Biz her şeyi burada konuştuk. Ah, bittim ben. Ah, bittim bu kadar. Emre, bu sen değilsindir umarım. Emre Bey. Sanem. Ben de Deren'i bekliyordum. O yapmış olabilir mi ya? Burnunu sokmadan durmayacaksın değil mi? Sipariş verecektim. Evet, sokacağım burnumu, ne var? Her ne kadar hiçbir hareketini onaylamasam da bunda seninle aynı fikirdeyim. Git söyle bence. İki tane ekmek. Ama emin değilim. Yani görmedim. Öyle tahmin ediyorum. İşte sadece şeyi gördüm. Deren Hanım'ın odasının kayıtta içinde kar küresi vardı. Öyle tahmin ediyorum. Alıp gitti. Salça bir tane.
ilgisi yok. Benim onu Can'a söylemem lazım. Mutlaka. Evet ama ya öyle bir şey yapmamışsa ya o değilse o zaman ne yapacağım? Çok ayıp olur. %100. Tamam. Yazarsın onu. Tamam. Tamam Ahmet abi. Murat bunlar arşive. Giderin onu. Hı. Düzgün yerleştirin onu. Tamam Deren Hanım, haftalık olarak ayıracağım. Deren Hanım, benim küçük bir işim var da sen izin isteyecektim. Ne işi bu Sanem şimdi? Senin mesai saatleri içerisinde buradaki işinden daha önemli ne olabilir dışarıda? Ben kamera için hafıza kartı alacağım iş için. İyi tamam gidebilirsin. Ama gitmişken matbaaya uğra, sipariş verdiğimiz posterleri kontrol et, son dakika bir aksaklık olmasın. Ben... Madem bu işin koordinatörüsün, her şeyi koordine etmen lazım. Evet. Öyle ben koordinatörüm demekle koordinatör olunmuyor. Koordinatörün belirli sorumlulukları var. Mesela sen o posterleri kontrol etmezsen ne olur? Son dakika bir aksaklık çıktığında ekibini şey mi diyeceksin? Demem tabii. Ha. Ama ben vazgeçtim. Benden koordinatör olmaz. Koordinatör kim? Ben kim diyorsun? O başka tabii ki. Hayır, yaparım tabii. Ne yapıyorsun? İyi. Kaçıyor musun sen benden? Hayır. Ne yapıyorsun? Denemem. Kaçıyor musun? Yok hayır işte. Buraya gel. Tamam. İş vereceğim buraya gel. Aha. Beraber matbaaya gidiyorsunuz. Posterleri birlikte kontrol ediyorsunuz. Hiçbir hata istemiyorum. Çok işimiz var. Tabii. Deren Hanım bir de biraz önceki panik atağım için. Sakın hatırlatma. Unutmaya çalışıyorum. Gidin saçma sapan hareketler yapmayın. İşinizi bitirin geri dönün. Evet. Gene bekleriz. Selametle. Mevki Bey gazoz vereyim mi? Limonata, ayran, soda. Su, kaşar ekmek, şekerli leblebi. Mevkibe Aydın. Evet, kendisi olur Mevkibe Aydın. Buyurun çiçekler sizin ablacığım. Aa, kimden? Kim yollamış? Not var abi üstünde. Nasıl da kibar? Allah Allah, kim yazmış acaba ya Mevkibe? Çok merak ettim. Nasıl kibar, nasıl ince? Portakal dilim. Gel otur, Gonca gülüm. Ne dediğimde darıldın, kurusun ağzım dilim. Yetti çamaşır bulaşık, makineler çok karışık. Ben sensiz çok garibim. Affet beni Mevkibem. Yazan gönderen Nihat Aydın. Ben bizim Mevkibe. Nasıl? Ha? Nasıl buldun? Sürpriz. Cikletten mi yazdın abi maneyi? Sana ne lan? Neyse kolay gelsin. Affettin mi Mevkibe? He? Affettin. Ne? Affettin mi? Mevkibe. Affetmemiş. Başkanım günaydın. Çocuk ne yaptın? Hallettin mi davetiyeleri? Ha, hallettim evet. Geceden planladım. Gündüzde bastırdım. İşte kütüphanemizin davetiyeleri. Bak anlayan anlıyor dilimden işte aferin sana. Tamam da niye kısık sesle konuşuyoruz? Ben tam onu çözemedim şu an. Sessizlik yemin ettim. Nihat'ın yanında konuşamıyor. Büyük yemin etmişsin vallahi ne dediğini anlaşılmıyor. Sanem ama öyle olmaz. Bak açı değişince dışarıda kaldım ıslanıyorum evet. Şimdi sen Emre Bey mi aldı diyorsun o masadaki kar küresini ha? Evet. Evet ama ben konuşacağım şimdi. Sen onunla konuşmayacaksın. Can Bey'le konuşacaksın. Gideceksin Can Bey'e her şeyi paylaşacaksın, söyleyeceksin. Öyle birlikte hareket edeceğiz. Bu şekilde olacak. Efendim Ayhan? Yarın bizim mahallede kütüphanenin açılışı var da. Bak sen de kesin geliyorsun. İtiraz istemiyorum ama. Gelirim tabii Sanem. Damlalar ıslanıyorum. Hatta şey de yaparım Ayhan, ben kitap da bağışlarım. Bende çok aşk romanı var, onları bağışlayabilirim. Gerek kalmadı sonuçta. Susamurları ile ilgili böyle şeyler var, kitaplar. Yağmur da yağıyor. Sen çok komik bir şapşiksin biliyorsun değil mi? Evet, C.C. haklı. Benim Can'a söylemem lazım. Önce Can'la konuşmam lazım benim. Sanem! Islanıyorum. Ya git artık! Gel buraya. Harika. 200 bin lira değil mi tam olarak? Süper. Çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Çok sağ olun.
Evet, ben geleceğim gerekli imzalar için bankaya. Tamam, tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Buyurun İbrahim Bey. Dinliyorum. Yok, yok, yok. Vallahi kurtarmaz İbrahim Bey. Vallahi kurtarmaz. Zaten fiyatının çok altına biz verdik onu. Aynen, evet, evet. Hayır, hayır. Bekleyecek zamanım yok. Hemen satmam lazım. Peki o halde tamam. Bir tık daha düşürelim fiyatı ama benim paraya hemen ihtiyacım var. Evet. Tamam, çok sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha ters bir zamanda geldik. Yok, hiç önemli değil. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsın Ceyda? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben deyim. Buyurun, şöyle geçin. Ne içersiniz? Çay, kahve, papatya çayı, böğürtlen çayı, bir şey. Yok, hiç gerek yok. Haberler sende Can. Çekim hazırlıkları nasıl gidiyor bakalım? Anlat. Ben zaten sizi arayacaktım detayları konuşmak için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çekim yapacağım, stüdyo hazır. Yapacağım derken? Evet, evet, ben çekeceğim. Gerçekten mi? Harikasın Can ya. Bu çok güzel haber. Açıkçası ben de sana bunu teklif edecektim ama sen zaten düşünmüşsün. Şöyle, Compass Sport'un yeri bende çok ayrı. Ya bu arada bizim Fikri Harika için yapabileceğimiz bir şey var mı? İstersen ödemenin tamamını yapabiliriz. Ya da daha fazlasını. Çok zarifsin. Gerçekten çok teşekkür ederim ama böyle bir şey hiç gerek yok. Bunu uzun vadeli bir ortaklığın çalışması olarak düşün. Belli ki güzel işler yapacağız seninle. Anlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Can, ben asıl bu casusluk meselesini soracaktım. Yani ne oldu? Bir gelişme var mı? Kuş bende. Çözdük sayılır. Süper haber bu. Aynen. Çok sevindim. Tamam, biz seni tutmayalım o zaman. Güzel haberleri de aldığımıza göre kalkalım artık. Daha ünleri kontrol edecektik. Tamam. Aynen. Görüşürüz. Can, ben sana bir şey soracaktım. Tabii. Ya ben hep profesyonel bir fotoğrafçıyla çekim yapmak istemiştim. Madem katalog çekimini sen yapacaksın, benim de birkaç kare fotoğrafımı çeker misin? Ya Ceyda, ben öyle çekimler pek yapmıyorum açıkçası. Benim için bir ayrıcalık yapamaz mısın? Ya ben kamera karşısında hiç rahat değilim ama objektifin arkasında sen olursan rahat ederim. Ya Can, hadi kırma Ceyda'yı ya. Hem ana olur, öyle güzel olur yani, aynen. Peki, hatırın için seni de yarın birkaç poz çekerim tabii. Çok teşekkür ederim. O zaman biz artık gidelim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada parfümün çok güzel. Çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Markası ne? Bir markası yok. Yani özel bir. Sana çok yakışmış. Görüşürüz. Görüşürüz. Pişt. Kimle konuşuyordunuz önce? Ben mi? Bir arkadaşımla konuştum. He. Ağzın kulaklarındaydı. Ağzım? Ya ben gülüyorum ya hep. Pozitif bir insanım ya abi. Ayrıca ağzım nasıl kulaklarımda olsun? Ayhan. Sen benim kardeşimsin. Bu hayattaki tek varlığımız, biliyorsun değil mi? Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Acaba canım biraz acele mi ediyorsun? Ya acele etmiyorum abi ya. Ben de zaten böyle ilişkimi yavaş yavaş yaşamak istiyorum yani. Sağlam temeller üzerine kurmak istiyorum. Merak etme. Tamam. Güveniyorum sana. Abilerin var ya, en anlayışlısın ya. Kralsın, kral. Ya ben sizi yerim ama ya. Yemin ediyorum yerim. Bıcırığa bak sen, kocaman olmuş da ilişki yaşar olmuş. Onu da sağlam temeller üstüne kuruyor. Bak, 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 bak. Ben bu sayfanın çıktısını almaya eve gidecektim zaten. Görüşürüz. Hadi al sen çıktısını al. Zilli. Allah Allah ya, görüyor musun sen ufaklığı? Uza. Ha. Sen bu işe karışma kardeşim. Nasıl karışma kardeşim? Ben aileden değil miyim? Biz çocukluk arkadaşı değil miyiz? Bu Ayhan benim de bacım. Onun sağlam temeller üstüne kurulmuş ilişkisi beni de memnun eder Osman'cığım. Ayrıca benim derdim Ayhan değil, sensin. Ben miyim? Tabii sensin.
Leyla'ya olan aşkını yıllardır şu ete işlemekten başka bir şey yapmadın. Antrikotlara, filetolara gömdün aşkını. Yemin ediyorum elinde olsa yarın öbür gün sucukla Leyla yazacaksın, duvara asacaksın. O noktadasın. Ama bu arada ne oldu? Sen etinle, sütünle uğraşırken elin beyaz yakalısı da gelsin, 1-0 öne geçsin. Senin elinde ne var? 0. O bir beyaz yakalı. Sen nesin? Beyaz önlüklü. Aranızda kumaş farkı var bir kere. Sen şu saatten sonra yapsan yapsan köfte yaparsın kalp şeklinde. E onu da Leyla yemez. Niye? Vegan. Hay tüküreyim böyle paradoksa. Oğlum öyle üzerine girmek istemedim. Kırmızı çizginse tamam, ben şahsi görüşümü dile getirdim. Arkadaşça Osman'cığım. Ya ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Ben farkında değil miyim Muzu? Çocukluğumdan beri ne zaman Leyla'yı görsem elim ayağıma karışıyor ya. Ya aklımdan kalbimden onlarca cümle çıkıyor ama ağzımdan bir tanesini çıkartamıyorum ya. Yok, nasıl kendimi göstereceğim bilmiyorum Muzu. Bilmiyorum. Şu anda kafama girdi, inanır mısın? Abla, kütüphane için kitap getirdim de nereye bırakayım? Televizyonun altındaki masaya bırakıver çocuğum. Tamam abla. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Mevkübe Hanım, buyurun. Nasılsın Can, iyi misin? Sağ olun siz. İyiyim vallahi ben de, çok teşekkür ederim. Ya ben güzel bir haber vermek için aradım seni aslında. Hani senin böyle fikir babası olduğun bir şey var ya, kütüphane meselesi ha? Buyurun, buyurun. Biz işte onu hayata geçirdik mahalle olaraktan dernekçek. Süper. Çok güzel haber bu. Çok sevindim. Ben de. Yani başlangıç adımı tabii. Harika. İnşallah. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Daha çok gelişecek kütüphanemiz ama yani ben sana teşekkür etmek istedim. Yani ilk projem, ilk başarım, yani başarımız. Mahalle için çok güzel bir şey olacak ya. Yarın akşamüstü biz kendi aramızda böyle bir açılış yapacağız da. Yani fikir babası olarak sen de onurlandırırsan çok sevineceğim. Tamam. Hay hay. Gelirim tabii ki, memnuniyetle, seve seve. Şahane o zaman. Çok güzel, bekliyor. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz efendim. Kolay gelsin. Güveniyorum sana. Bol şans. Sanem, şu an işle ilgili değilse ve çok acil değilse beni ne olursun bölme. O kadar zor kafamı toplayabildim ki, yani o kadar zor odaklanabildim ki gerçekten. Yani ürün kataloğunda bir sürü eksik var, billboardlar eksik, çekim için mankenler tamam değil. Yani bir sürü ıvır zıvırla uğraşıyorum şu an, ne olursun. Canım, ben... Ceyda da geldi bugün ayrıca. Ceyda'm, nereye geldi? Ajansa geldi Sanem, nereye gidecek Ceyda? Nasıl geldi, ne diyor, ne diyor Ceyda? Ceyda mı ne diyor? Hı. İşte işinin takipçisi kadın, briefini veriyor, ödemesini yapıyor son derece profesyonel bir şekilde. Yani o şekilde. Ama ben neyi fark ettim biliyor musun? Yani onlara gösterebilecek hiçbir şeyimiz yok. Onu fark ettim ben bugün. Allah Allah. Yani gösterecek hiçbir şey yoksa Can, sevgi göster, şefkat göster, merhamet göster. Yani illa bir şey göstermişsindir, öyle değil mi? Aynen öyle. Bu arada kokumu da çok beğendi. Kokunu mu? Hı hı. Nasıl? Kokladı mı? Yok, özellikle koklamadı yani. Öperken böyle alıverdi gibi oldu kokumu. Öperken, öptü bir de. Öptü böyle yanaktan. Gidersin ya vedalaşırken sağa sol yaparsın. O şekilde.
Yok, dudaktan öpseydi bir de yani. Yani o kadar yaklaşıyorsa zaten alır kokuyu. Tabii ki beğenir. Sen de şimdi bu kadar güzel yapmasaydın bu parfümü. Ben nereden yaptım bu parfümü? Ya, beğenecek tabii ki yani. Ne yapacak kadıncağız da haliyle arkadaş olmaya çalışıyor haklı olarak. Olsaydınız. Yani arkadaşlıkta kampanya var, indirimdeyim deseydin. Gel arkadaş olalım deseydin o zaman. Ne demek istiyorsun ya, kampanya indirim falan bir sürü ıvır zıvır. Diyorum ki keşke deseydin ki ben herkese arkadaşım. Salem benim arkadaşım, Deren benim arkadaşım, Gamze benim arkadaşım. E sen gel bize katıl, hepimiz arkadaş olalım deseydi. O şimdi normal arkadaşım. E tamam, ben nasıl bir arkadaşım o zaman? Sen özelsin. Nasıl yani? Güzel özelsin. Arkadaş olarak güzelim mi? Tabii ki yani arkadaş olarak. Can! Ay, geldi Deren arkadaş. Ha? Ne oldu Deren? Hiç. Ne oldu? Can, çok büyük bir sorunumuz var. Yarın çalışacağımız erkek mankenlerden bir tanesi gelemiyormuş. Çalıştığımız kas ajansına baktım. Bize uygun başka alternatif yok. Ne yapacağız? Osman'a haber verelim. O gelsin çekim için. Bravo Salim. Çözülmüştür. Sen bir Osman'ı arayıver. Sana zahmet. Rica ediyorum. Okey. Arayayım. Benim şimdi konsantrasyonum falan çok dağıldı. O toplanan kafam iyice bir dağıldı. Sen anlat ya, ne için gelmiştin? Dinliyorum şu an, hazırım. Gir. Ama ondan önce şu telefona bir bakmam lazım. Evet, önemli. Efendim, buyurun. Güzel. Evet. Yok, daha acasına satmam evi. Kurtarmaz. Ha. Tabii ki ciddi bir alıcıysa tabii ki buluşuruz. Tamam, siz iletirsiniz. Sağ olun, kolay gelsin. Can, evi mi satıyorsun? Ben yanlış mı duydum? Hı-hı. Doğru duydum, evi satıyorum. Daha evim. Fabri yüzünden mi? Aynen. Can, sen o evi çok seviyordun. Senin hiçbir şey senden daha değerli, daha önemli değil. Anlıyor musun? O hıyar Fabri'nin seni üzülmesine asla müsaade etme. Çabeyim. Efendim, buyurun. Aynen öyle, evet. Buyurun. Hı-hı. Yok, aynen yok, hayır, hayır, hayır. Ne oldu, ne dedi? Ben vazgeçtim, konuşamadım. Neden? Can, Fabri Bey yüzünden daha evini satılığa çıkarmış. O evi çok seviyordu CC. Eminim çok üzülüyordur şimdi. Ben de böyle bir durumda bu konuyu açmak istemedim. Ama bir karar verdim. Emre Bey'le ben konuşacağım. Aydınlatacağım her şeyi. Bak, aydınlatacağım derken ortalığı karıştırma Sanem. Ben çıkıyorum şimdi, sen beni idare et, tamam mı? Tamam, bir şekilde idare ederim. Sorun değil. Nerede şemsi? Kolay gelsin. Sağ olasın ablacığım. Efendim? Buyurun benim. Katalog çekimi için mi aradınız? Evet. Ne zaman için düşünüyordunuz? Ha. Ya aslında ben o gün için... Evet. Tamam. Tamam, geliyorum. Sağ olun, iyi günler. Ne oldu? Katalog çekimi için aradılar. Ya, ben geliyordum, gelmiyor ya. Ya seni aramayacaklar da kimi arayacaklar ya? Tabii ki seni arayacaklar yani. Ya abi, acaba diyorum ki senin kariyerini bu yönde mi ilerletsek? He. Yok be kızım ya, bu işler bana göre değil. Ne demek sana göre değil ya? Allah Allah. Baksana piyasaya, bir sürü fasulyeden adam var. Ya senin gibi yakışıklısın nereden görecekler ya? Ya alem, kral görsün. Şşş, kızım utandırma beni ya. Ne utandıracağım böyle? Şu yakışıklılığa bak be. Kaşa göze bak be.
Emre Bey, konuşabilir miyiz? Gel. Evet Sanem. Seni dinliyorum, ne oldu? Ajansla ilgili bir sıkıntın var. Kar küresini siz aldınız, biliyorum. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Kar küresi diyorum. İçinde gizli kamera vardı. Can Bey'in odasında bulduk. Anlam veremedik ne olduğunu. O da Deren Hanım'a verdi. Odasına koydu ama sonra yok oldu. Biri almış. Yani bütün bunların bende ilgisi ne? Emre Bey, ben sizi Deren Hanım'ın odasında gördüm. Kar küresiyle oynuyordunuz. Sonra yok oldu diyorum. Siz aldınız onu. Sanem, sen ne demeye çalışıyorsun? Efendim. Sağ olun siz. Hala abinizin arkasından iş çeviriyorsunuz diyorum. Yaşadıklarınızdan ders alacağınızı düşünmüştüm ama değişmemişsiniz. Seni ilgilendirmeyen işlere karışma. Bu beni de ilgilendirir, ajans da ilgilendirir. Abinizin gözünün içine baka baka nasıl yaptınız bunu? Bana bak. Sakın abime tek bir kelime bile etme. İtiraf ediyorsunuz yani. Siz yaptınız. Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Çeneni kapalı tut. Ben de sizin verdiğiniz emirlere uymak zorunda değilim. Sokma. Benim bütün bunların hepsini çözmem lazım. Abi. Ne oldu, beklemiyor muydun? Aa yok, ben biraz dalmışım da hava alayım dedim. Demin aradım, istersen dışarıda bir şeyler yiyelim diyecektim. Yok ya, bak sen hem hava da çok kötü. İyi peki, nasıl istersen. Ya anlat bakalım, ajansa ne yaptınız? Kamera sistemi kurdurduk ajansa bugün. Bu arada kamp günü ajansa giren Aylin'miş. Şaşırmadın. Sen şaşırdın mı? Tek değil.
Ay anne ödüm patladı ya. Aa, anneniz bir şey diyor. Ne diyor? Ne söylüyor? Ne var ne yok? Niye konuşmuyorsunuz diyor. Aa, ne konuşalım kızım? İşi sordu yok ki annene. Ne konuşayım ben şimdi durup dururken? Baba senle konuşmuyormuş zaten. Sanem'le bana soruyormuş. Nasılsınız, iyi misiniz diyor. İyi. İyi anneciğim işte. İş güç. Konuşma yapacak. Anneciğim lütfen artık konuşur musun? Çok uzadı bu böyle ya. Evet anne ya. Ablam ne güzel anlıyor. Babamla ben anlayamıyorum ki. Anlasak ne güzel. Hepimiz anlaşacağız. Babanız anlamasın diye konuşmuyorum. Sanem sen de öğrenseymişsin. Öyle diyor. Bu hayattaki tek eksiğim bu değil mi benim? Tamam Ekrem böyle olmuyor. Aa, yani biraz bu küslük işi uzamadı mı? Evet. Evet anne ya. Babam senin kaç yıllık kocan. Seni bile isteye üzer mi, kırar mı hiç? Evet doğru söylüyorsun kızım. Ben isteyerek seni hiç üzer miyim, kırar mıyım Allah aşkına? Ama sen de kabul etme Ekrem'e bu başkanlık işine bulaştığından beri evi ihmal etti. Bizi ihmal etti. Yıkarım ben bu masayı diyor. Hayır öyle bir şey demiyor sana. Baba sen susacak mısın? Annem sana yıllarca saçını süpürge etmiş. Şimdi kızlarımla konuşuyorum diyor. Süpürgeyi nereden anladın ya? Ne diyor, ne diyor? Böyle yaptı, bir şey yaptı. Anne denir mi öyle şey? Sanem ne zaman gezdireceksiniz motorunla? Vallahi Can Bey öğretir işte, öğretir öğretmez. Tamam bak. Bak, ben bunu biliyorum işte. Ben bu kaşı biliyorum. Bunu anlayabiliyorum. Can Bey öğretiyor da bana. İyi, iyi. Dikkatli kullan diyor. Ha, bir de Can Bey aramış. Yarın kütüphanenin açılışına onu da çağırmış. Hızlı söyle, hızlı söyle. Ondan sonra şey diyor, başarılarını beraber kutlayacaklarmış. Aa, bir de annem börek yapacakmış. Börek mi yapacaksın Mevki be? Aa, deli ıspanaklı mı, patlıcanlı mı ha? Tercümeye gerek yok galiba babacığım. Ha, anlamadım anne. Ellerinize sağlık. Ben böldüm kalkıyorum. Afiyet olsun ablacığım. Anne. Tamam çeviriyorum. Baba diyor ki. Evet. Seni çok seviyormuş. Ha. Ve artık barışmak istiyormuş, dayanamıyormuş. Bunların hepsini inadından yapıyormuş. Oh 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 sağdan soldan her yerden yiyorsun ya. Ya bir dur be. Ya bak XXX O'ya basıyorsun bir kere combo yapması lazım yapmıyor. Kol bozuk kol. Kol bozuk he kol bozuk hep öyle yapıyor. Ha işte ah, game over biter. Gözlerim yandı zaten yeter. Bir şey diyeceğim. Senin gözler fıldır fıldır. Yarın gel işe. Tamam. Beraber çalışırız. Gel gel. Ben yatıyorum çok uykum geldi. Yaramazım bug gibi don. Sen biraz takıl. Biraz pratik yap. Çok anlamışsın. O zaman bak seni kola aldım. Anneciğim. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ya evet, yoğunduk bu ara. Bu arada abimle konuştuk, anlaştık. Ajansa geri dönüyorum. Yani hepsi senin verdiğin hisseler sayesinde. Tamam, tamam, tamam. Merak etme. E tamam, hayır ben de sana diyorum ki... Of, ne yapacağım ben ya? Her şeyi bilip de söylememek o kadar zor ki. Böyle devam edemez. Ben anlatacağım her şeyi. Dikkat et üstüne kalmasın. Niye benim üstüme kalsın? Ben ne yaptım ki? Ben hiçbir şey yapmadım. Ne bileyim? İki kardeşin arasına giriyorsun sonuçta. Sen Emre Bey'in yaptıklarına bak. Sanem girebilir miyim ablacığım? Gel tabii gel abla. Ablacığım sen iyi misin ya? Az önce bir anda öyle keyfin kaçtı. Bir sorun mu var ablacığım? Abla ben sana bir şey
bir şey söyleyeceğim. Hayır olsun inşallah, söyle. Emre Bey'le ilgili. Hı. Dönüyor muymuş ajansa? Güzel bir şey söylemeyeceksin o zaman. Abicim hani... gizli kameranın yerleştirildiği o kar küresi var ya Deren Hanım'ın odasındaki. Tamam biliyorum. Da bunun ne ilgisi var Emre Bey'le? Ben Emre Bey'i Deren Hanım'ın odasında o kar küresiyle oynarken gördüm. Sonra da ortadan yok oldu kar küresi. Hı. Ne var canım, bunu da ilgisini çekmiştir, bakmıştır yani. Bu onun casus olduğu anlamına gelmez ki. Hem yani Can Bey'le daha aralarını yeni düzelttiler. Adam ölümlerden döndü neredeyse ya. Böyle bir şey yaparak ilişkilerini riske atar mı hiç? Ben de buna emin olmak istiyordum çok. Hı. Ama çok merak ettim. Emre Bey'e gittim, bunu sordum. Ne dedi, inkar mı etti? Çenemi kapatmam için beni tehdit etti abla. Ne? Nasıl ya? Abla çok özür dilerim. Ben bunu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi gerçekten bilemedim. Tamam Can Bey'e ihanet etti ama... senin de güvenini... Yok, çok iyi ettin ablacığım. Çok iyi ettin. Ne zaman konuşacaksın Can Bey'le? Evet, ne haber? Bir an önce. Daha fazla içimi tutamayacağım. Konuş ablacığım, konuş. Benim de bugün Emre Bey'e söyleyecek iki çift lafım var. Söyle söyle, ver ağzını payını. Geliyorlar. Günaydın. 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 Hayırdır kapıyı kapatmalar falan? Önemli bir şey söyleyeceğim herhalde. Evet ama nereden başlayacağımı bilemiyorum ben. Hı. Evet, neticede söylemek zorundayım. Yani. Can. Hı. Kar küresini Emre Bey aldı. Ha, o. Öyleli. Okey. Sen niye şaşırmadın? Biliyordum çünkü. Nasıl biliyordun? Dün söyledi ya herhalde. Nasıl yani? Ne dedi? Abi. Sana söylemek istediğim bir şey var. Yani daha doğrusu göstermek istediğim bir şey. Ne oldu? Tuhaf şey benim masamın üstündeydi. Kamera burada. O gün dikkat etmediğimiz için fark etmedik. Sonra casustan şüphelenmeye başlayınca ne olduysa bir anda ortadan kayboldu. Biliyorum. Çünkü ben aldım. Ne demek ben aldım? Ne iş var oğlum sende bunun? Ya öfkelenme, otur. Sakin ol. Ne iş var oğlum? Her şeyi anlatacağım, otur. Otur. Her şeyi anlatacağım. Anlat. Kazadan sonra ajansa ilk geldiğimde casusu aradığınızı gördüm. Ben dairinden şüphelen. Tabii ki. O yapmış değil mi? Ha? Evet, o yapmış. Yani ilk başta itiraf edemedi. Bana olan zaafını kullandım. Ondan sonra itiraf etti. İyi de Emre, neden kendini alıyorsun? Neden bana hemen gelmiyorsun ya? Sence? Öfkelenecektin, kontrolden çıkacaktı her şey. Peki Halim biliyor mu bunun sende olduğunu? Ha? Biliyor tabii. Biliyor tabii. Ama bir şey yapamayacağını da biliyor. Yani kameranın yerini söylemesine karşılık... biz de ondan şikayetçi olmayacağımızı söyledim. Ya abi... ya zaten ortalık karışık ajansta. Bir de haber mi çıksın hakkımızda? He? Kalan müşterilerin de güvenini sarsmayalım. Hiçbir şey yapmayacağız mı peki? Ben kamerayı almak için haline polis yok dedim. Eğer sen polise gitmek istiyorsan tamam. Karar senin.
İyi peki tamam. Şimdilik bir şey yapmayalım. Korkunu yeter zaten. Sen kızdın bana. Sen yapman gerekeni yapmışsın neticede. Aksine mutlu oldum. Bizi seçtin işte. Emre bak. O kadının alacağı ceza benim umurumda falan değil, tamam mı? O kadın zaten tek başına bize bir şey yapamaz. Yeter ki sen bizim yanımızda ol. Merak etme. Zaten yanınızdayım. Bir de çıksın artık şu halim bizim hayatımızdan ya. Çıktı. Merak etme. Yani her şey yolunda gibi duruyor şimdilik. Emre'nin olanla bitenle pek alakası yok gibi casusu bulmak dışında. Can ben Emre Bey'in bu olayda parmağı olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Sana bunu düşündüren şey ne peki? Ben onu Deren Hanım'ın odasında gördüm. Elinde kar küresi vardı. Onu söyledi zaten. Onu biliyoruz yani. Elinde bir somut bir şey var mı? Bir kanıt falan mesela? Yok. Yok ama... Sanem şimdi çok normal. Emre'ye güvenmemen çok normal yani. Şöyle geçmişe bir bakınca. Beni düşündüğünün de farkındayım. Tamam ama ben seni dinledim. Seni dinleyip de ona bir şans verdim. Yani geçmişe de bir çizgi çektim işte. Ne yapayım? Sen böyle yap bence. Haksız mıyım? Leyla. Emre Bey. Siz yokken kesip hareketleri belki görmek istersiniz diye düşündüm. Tamam. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Sen iyi misin? İyiyim. Başka diyecek bir şeyiniz yoksa çok fazla işim var. Ben odama geri döneyim. Leyla. Niye konuşmuyorsun benimle? Bir sorun mu var? Neden konuşayım sizinle Emre Bey? Ne konuşacağım ki sizinle? Abinizle aranız açıkken biz sizinle dertleşmiştik. Hatırlıyor musunuz? Siz o zaman bana demiştiniz ki ben hayatımdaki her şeyi yoluna koymak istiyorum demiştiniz. Ama meğersem siz casusluk yapıyormuşsunuz Emre Bey. Bunu mu konuşacağız biz sizinle? Emre Bey siz benim gözümün içine baka baka bana yalan söylediniz. Ben sizin iyi bir insan olduğunuza inanmak istemiştim. Ama siz hem kötü bir insanmışsınız hem de çok kötü bir kardeşsiniz. Bilmiyorum moralinizi düzeltir mi ama çok iyi bir yalancı olduğunuzu düşünüyorum. Leyla beni bekleyin. Açıklayabilirim. Ben daha fazla dinlemek istemiyorum Emre Bey. Yeteri kadar dinlediğimi düşünüyorum. Abla. Sanem, ağzıma gelen her şeyi söyledim. Oh, her şeyi konuştum. Sen ne yaptın? Anlattın mı Can Bey'e? Anlattım. Can her şeyi biliyordu zaten. Emre Bey ona her şeyi anlatmış. Nasıl? Nasıl anlatmış ya? Ben casusum mu demiş? Hayır öyle dememiş. Aylin'in işiymiş her şey. Ajansa konuşulurken duymuş Emre Bey. O yüzden ondan şüphelenmiş. Öğrenmiş. Bu kar küresi, kamera, her şey. Ya ama sen bana dedin ki her şeyi anlattı. Kar küresini ben aldım filan dedi. İtiraf etti dedin. Abla etti. Etti zaten. Ben sana bütün konuşmaları kelimesi kelimesine anlattım. Ama bir oyun çeviriyor. Anlamıyorum. Emre Bey'in suçu yok muymuş yani? O öyle diyor ama ben inanmıyorum. Sanem sen ne yaptın? Sanem sen ne yaptın? Ben bir daha nasıl bakacağım bu adamın yüzüne? Bu adam masumsa beni neden tehdit etti o zaman? Ben Can'a her şeyi anlatmayayım diye korktuğu için gidip her şeyi kendi anlatmış. Adam masum değil. Sanem senin her şeyi bilmen, her şeyi çözmen gerekmiyor ablacığım. Demek ki Can Bey anlatması gereken her şeyi anlatmış. Abla. Neden tehdit etti diyorum ya? Ya kendi söylemek istedi belki de ilk önce. Bu adam dürüst bir adam değil ki. Bak, benim içimde bir his var. Bir işler çeviriyor. Sanem bundan sonra hissettiklerine göre davranmayacaksın ablacığım, tamam mı? Bir şeyden emin olacaksın, ona göre insanları suçlayacaksın. Adam ağzıma gelen her şeyi söyledim ya. Abla tamam ya, tamam. Bu işte bir iş var, göreceksin. Sanem. Allah Allah. Yine çocuk kitabı. Onu da oraya koyalım. Haydi buyur. Bunlar da çocuk kitabı. Anacığım yemin ediyorum millet çoluğunun çocuğunun okumadığı kitabı bize itelemiş kütüphaneyiz diye. Bu da çocuk. Evet.
Al bu da çocuk, pişti. Kültür devrimi diye yola çıktık. Yemin ediyorum Ponçik Anaokulu'na bağladık be anacığım. Bunlar da güzel, lazım tabii de. Ha, adım adım tavukçuluk. Ben bunu okumaya başlayayım, biz tavukçuluğa geçiş yapalım. Çünkü kütüphanecilik tam bize göre olmadı, öyle anlıyorum. Muzaffer, zaten asabım bozuk. Bir de sen gelme beni çocuğum, tamam mı? Ben şu anda başka tür kitap nasıl buluruz onu düşünüyorum. Vallahi halkımızın kültür seviyesi de ortada. Yollanan kitaplar belli. Acaba diyorum ben mi kitap yazsam? Bizim kütüphanedeki rafı ölçerim, ben oraya göre kitap yazarım. Misal, Muzaffer'in 50 tonu. Saçmalama diyeceğim ama bu sende meslek olmuş artık be çocuğum. Aman estağfurullah efendim. Hayır, nereden bulacağız biz başka türde kitap? Nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Kuluçka suresi 21 gün. Onu biliyorum. Mevkii Aydın. Buyurun benim. Dışarıda size bir teslimatımız var da bir dakika bakar mısınız? Hı. Dışarıdan. Getir. Çabuk. Bunlar ne çocuğum? Kitap. Aa, kitap mı? Keşke başka bir şey isteseymişiz kızı başkanım. Kitap dedi, kitap geldi. Nereden çıktı bunlar? Can David tarafından gönderildi. Hoppala paşam, Mal Karakeşan, Can David yollamış. Bir kamyon kitabı okumuş, bize yollamış. Ay Muzaffer ya, görüyorsun değil mi Muzaffer ya? Görüyorum başkanım, görüyorum da arttıramıyorum maalesef. Yemin ediyorum eğitimli, kültürlü, presentable bir çocuk. Kamu spotu gibi bir oğlan. Hadi içeri girelim de tasdifleyelim bunları, ayıralım güzel. Aa, kamyon falan getirmişler bunlara. Koli moli, kitap var. Bunlar bayağı açacak ya bu kütüphane. Kütüphaneysen. Tamam, o da olur. Fark etmez bana ya. Heysan. Ha? Gel buraya. Ha? O kütüphane açılmayacak Heysan. Allah Allah. O mevkübe bu zaferi tadamayacak. İyi de nasıl olacak o ya? Baksana koli koli kitap iniyor. Heysan. Ha? Detaylarda boğulma. Suikast düşün, sabotaj düşün. Bu mevkübeyi nasıl mahvedebiliriz onu düşün. Ha. Düşündüm de bu kadar kitap okuyan mahvolur zaten. Bırakalım kendi kendine bulsun belasını ya. Heysan. Ha. Tamam tamam, düşünüyorum bir şeyler ya. Çeçeğim. Evet. Baksana mankenler gelmiş. Tamam. Evet gördüm, güzel özel tipler. Protein tozu ama hep bunlar, gıda boyası. Çok iyiler. Ne oluyor Çeçeğim, bu çocuğuna ne? Can Bey, modeller geldi. Evet çok iyiler. Yani sizden iyi olmasınlar. Olamaz zaten, İngiliz öyle bir dünya yok. Sanam. Sinan. Tabii ki olmaz. Ay seneler oldu, nasıl özlemişim. Ben de. Abi de özlemiş, bak. Ben de diyorum ki kim bu adam bana bakıp duruyor? Benim de aklımdan geçmedi değil o. Ay Can Bey, tanıştırayım. Sinan, benim ilkokuldan arkadaşım, tanıştırayım. Can arkadaşın Bey. Mı? İlkokuldan. Memnun oldum. Merhaba, ben de memnun oldum. Şey ya, Sanem benim ilkokulda en yakın arkadaşımdı ya. Var ya, hep yan yana dolaşırdık. Değil mi Sanem? Yapma ya. Evet, bütün kızlar ip atlardı. Ben de Sinan'la futbol oynardım. Öyle hatta de. Böyle kırmızı bir şortu vardı ya, sana ne kadar yakışıyordu ya. Canım ya, dedim ya. Unutmamışsın. Unutur muyum hiç güzellik? Ha güzellik bir de. Buraya kadar şort ha. Şort burada, güzellik bir de. Yok yok, o kadar kısa değil canım. O gelir mi o kadarı? Yani futbolcu şortu gibi bir şeydi. Ay ama var ya, bütün kızlar biz Sinan'a aşıktık ya. Ya yok ya. Tık mıdır o peki böyle, tık mıdır yani? Aşık tık mı? Aşık. Tılar, tıttılar. Ya aşıklardı. Onlar, ben değil. Ya bir de şey vardı, hatırlıyor musun ya? Ne? Unutur mu ya? Oho, unutur mu ya? Hafızaya bak ha. Fotoğrafik hafıza var onda, malum. Hiçbir şey böyle gerekli, gereksiz herkes hatırlar. Öyle. Tamam. Neyse Sinan, uzun uzun konuşuruz. Benim şimdi işim var, olur mu? Ama bak bir yere kaybolma, tamam mı? Bunca sene sonra bulmuşum seni, birer kahve içer kaynatırız. Ya olur mu? Kaybolur mu ya? Kaybolursun bence. Kaybolmalısın yani. Çünkü senin motor dersin var. O nasıl bir hafıza ki, bir unutuyor, bir unutmuyor. İşine gelince unutuyor, işine gelmeyince unutmuyor. Bunu da unutmaman lazım senin. Evet ya, öyle miydi? Evet. Motor dersin var. Öyle. Unutmuşum, benim motosiklet dersim var. Tamam neyse, o zaman başka bir zaman boş vakit ayarlarız herhalde, değil mi? Ah be Sinan be. Keşke öyle olsa işte. Öyle olmuyor Sinan. Çünkü sahnem çok yoğun oluyor. O yüzden o öyle olmuyor. Nasıl yapalım biz biliyor musun? Biz seni hazırlığa alalım. O şekilde yapalım. Çünkü çok iş var. Çekimden önce sen bütün bir detayları bir etraflıca bir konuş. Tamam mı? O şekilde sen. Seni biz hazırlığa alalım. Ya Sinan, hadi konuşuruz. JJ. Sinan arkadaşı alalım. Alalım. Hazırlığa götürelim. Hı. Sen yerleştir onu bir güzel. Bir güzel böyle yerleştir. Sen reklamcısın, Alfet'im diyorsun. Anladın sen. Tamam Can Bey. Hazırlıkla onu yerleştir. Ben kahve içmek istiyorum. Çay diyeyim. Kahve, kahve evet.
Can Bey. Ne hasretmiş canım? Bu temiz mi bu? Bu evet, kahve evet, değil mi? Evet kahve. Döktünü. Hayır bu ne hasretmiş canım ya? Bu ne hasret ya? Bitmeyen bir hasret ilkokul arkadaşına senin yani. Ben anlamıyorum. Mucuk 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 mucuk. Yani herkesin içinde ajansın ortasında olacak iş değil ya. Gören de sizi yani asker arkadaş falan zanneder yani. Vallahi biz Ceyda ile Gamze'yi gördüğümüzde öyle zannettik. Komando gibi kızlar. Komando mu? Ne demek istiyorsun yani? Komşu kızı diyorum, yaylalar diyorum, asker gibi arkadaş diyorum. Ha sen şu an konuyu değiştiriyorsun. Yo hiç de bile. Bak sanırım sana bir şey söyleyeceğim. Bu mankenler var ya, ilgi alakaya çok alışıktır kızlar tarafından. Dikkatli ol bence, tamam mı? Kontrollü ol yani, sakin ol. Bir çeki düzen ver kendine. Siz hangi sıfatla bana karışıyorsunuz? Arkadaşım olarak karışıyorum. Yani arkadaşın sıfatıyla tamamen. Anlatabiliyor muyum? Yani ben de senin arkadaşınım yani. Sinan da arkadaşın, ben de arkadaşınım ya senin. O şekilde değil ki ama. Ne şekilde? Nasıl? Yani öyle değil. Sinan normal arkadaşım. Ben? Özel. Özel. Ya özel mi özel? Ne diyorsun yuvarlak yuvarlak bir ton laf ya? Vallahi bilmiyorum bence de. Benim hiçbir fikrim yok yani. Senden öğrendim ben öyle yuvarlak lafları. Ne özel dedin? Ben demiyordum. Sen diyordun. Özel diyordun. Özelsin diyordun. Bu herhalde özel mülktür, girilmez gibi bir şey ha? Yani alanına kimseyi sokmuyorsun diyorum. Neyse, motosiklet dersimiz var. Var, evet. Gidiyorum ben o derse doğru. Beraber hani ya o, ben de geliyorum ya hani bu şekilde. Tamam. Tık ne ayrı ya, aşık tık, tüm kızlar bir Sinan'a, Sinan'a aşık tık tık. Bütün kızlar sen aşık tık. Kıyı duymadın. Aslında K yoktu anlamında. Halil ne yapıyorsun sen? Emre'cim neredesin? Eve baktım yoksun. Abinle de Barış'tan tepe ajansısındır herhalde değil mi? Halil delirdin mi sen? Ne işin var ajansın önünde? Delirdim Emre'cim. Delirttin beni. Konuşmamız lazım diyorum, umursamıyorsun. Şimdi olmaz Halil, şimdi olmaz. Şimdi olacak Emre. Ya sen dışarı çıkarsın ya da ben oraya gelirim. Hiçbir yere gelmiyorsun. Ben geliyorum. Şimdi ajansın önünden uzaklaş. Tamam mı? Tamam, arka sokağa geçiyorum. Tamam, bekle. Hemen geliyorum. Ne bu kadar önemli olan? Ne konuşacaksın benimle? O kar küresini istiyorum Emre. Aylin, o kar küresini sana vermeyeceğim. Ne demek vermeyeceğim? Tabii ki de vereceksin. Vermeyeceğim. Çünkü onu abime verdim. Ne? Ne yaptın? Evet. Abimin güvenini kazanmam gerekiyordu. Kazandım da. Beni satarak mı? Aylin. Zaten abim senden şüpheleniyorum. Sen hem kar küresini aldığımı fark etmiş. Yüzleşti benimle. Ne yapsaydım? Benden önce söylese miydi? Ya. Sandığın kadar zeki değil misin işte? Can ne yaptı peki? Seni suçlamadı mı? Hayır inanma. Kendi fark etmiş olsaydı polise verirdi seni. Şimdi vermeyecek mi? Hayır vermeyecek. Aylin bir daha buralara gelme. Ben haber bekle. Osman'cığım seni birazdan çağırırlar zaten. Benim gitmem lazım çünkü birkaç tane işim var, onları halledeceğim. Sen burada beklersin, sonra tekrar buluşuruz tamam mı? Tamam. Hah Güliz de geldi. Seni şimdi Güliz'e emanet ediyorum. Gerçi. Kuzu dokurdu emanet edin. Osman, yine yakıyorsun ortalığı. Aha, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana bir şey soracağım. Sen vücut falan mı çalışıyorsun ekstrada? Yok, yani farklı olarak yaptığım bir şey yok. Şey diyeceğim, neler yaptın? Bizden sonra geldi mi teklifler? Girdi mi ortamlara?
Ha yok ya, aslında işlerin çok yoğundu. Yani o tarafa çok zaman ayıramadım. Nasıl yani? Sen ajansa kaydı olmadın değil mi? Ondan. Osman, hoş geldin. Selam. Çok iyi görünüyorsun. Bak ne kadar güzel oldu. Yine birlikte çalışıyoruz. Değil mi? Değil mi Derin Hanım? Yani biliyor musunuz? Hala bir ajansa kaydı olmamış. Aa, gerçekten mi? Benim çok yakın bir arkadaşımın kast ajansı var. Çok başarılı projelere oyuncu gönderirler. Ona bir yerde bir kart viziti olacaktı. Sen tanıyorsun Güliz. Evet, evet, evet. Doğru. Evet. Mutlaka görüş onunla. Ben de zaten hatırlatırım, ararım onu. Senin bu fizikle çok daha profesyonelce bu işi yapman lazım. Kesinlikle. Sektör sensiz bence büyük kayıp yaşıyor. Ya estağfurullah. Ha bilmem ki. Bir de Osman'cığım, bu kadar mütevazı olma. Çünkü bu ortamlarda işte böyle senin tepene çıkarlar. Deren tavsiyesi. Haklı, haklı. Neyse Osman, gel otursana sen birazdan. Emre Bey. Ay. Niye benimle konuşmuyorsun? Hı? Niye benim yüzüme bakmıyorsun? Emre Bey, ben sizin yüzünüze nasıl bakayım? Yüzünüze bakacak hal mi kaldı ya? Ağzıma gelen her şeyi söyledim bilip bilmeden. Ya söyledin değil mi? O zaman bana bir özür borçlusun. Çok özür dilerim sizden, çok özür dilerim. Vazgeçtim. Sadece özürle kurtulamazsın. Ay ben ne yapacağım? Gerçekten hiç bilemiyorum yani. O kadar mahcubum ki size karşı. Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Ben o dışında giriyorum. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Yemek ısmarla. Olur Emre Bey, tabii ki de ısmarlarım. Ne yiyoruz? O zaman madem gitmişken de çiyalı salata yiyelim. Buyurun. Ben bir arşive gidiyorum, sonra tamam. Geleceğim. Salim çok sıkı sıkı tutuyorsun. Direksiyonu biraz rahatlat, şu elciyi biraz rahatlat. Bu kadar yüklenme, aman bu kadar. Bir sal onu birazcık. Naça! Sıkı tutma onu. Gidemiyorsunuz ama ben de gidip... Gidebildik. Ya sanki her an biri gelip de onu... Ay! Çalacakmış gibi tutuyorsun. Bu ne meret bir şeymiş ya? Gel tamam, dur, dur. Sakin ol, sakin ol. Ha? Tamam, şu an sabitleyebiliriz. Gel. Nerede? Can Bey! Kullanıyoruz biz, komando muyuz? Ya ben hava durumuna baktım, meteorolojiye baktım. 3 ay yağmur gösteriyor. Sitte sene bu yağmur yağacak. Ben sana ne zaman öğreteceğim bu meleti? Yazın mı öğreteceğim? Bekleyecek miyiz o kadar? Ayrıca senin en zor koşullarda bunu öğrenmen gerekiyor ki sonra kolay koşullarda bunu kuş gibi sürebil. Ayrıca ben bir şeye dikkat ettim sürerken. Sen bu aynalara bakıyor musun? Baktım tabii. Pırıl pırıl. Biraz yağmur yağmış o kadar. Tertemiz aynalar. Demiyorum ya. Aynalara bakıyor musun? Yani kontrol ediyor musun sağından, solundan? Oradan, buradan, arkandan biri geliyor mu? Yanaşıyor mu sinsice? Biri çıkıyor mu önüne? Geyik çıkıyor mu? Köpek atlıyor mu? Bunlara bakıyor musun? Kontrol ediyor musun? Çek ediyor musun buradan? Can Bey, yol bomboş. Arkamdan kim gelecek benim? Ya öyle değil işte. Her an biri çıkabilir. Ayrıca boş yolda sürmeyeceksin. Yarın öbür gün trafiğe çıkacaksın. O yollar dolu olacak. Her türlü tehlike olabilecek yani. O yüzden senin buradan habire göz ucuyla düzenli kontrol etmen gerekiyor. Ama siz benim motoru kullanırken çok gerdiniz. Çok. Oo, sen de hemen geriliyorsun. Sağa bismillah. Dakika bir gerilmeye başlıyorsun. Böyle bir şey değil. Bu şakaya gelmez. Senin çelik gibi olması gerekiyor sinirlerinin. Anlatabiliyor muyum derdimi ben? He? Gerilmemen gerekiyor öyle. E tamam, arkamda oturuyorsunuz madem. Arkayı siz kontrol edin. Ben de önüme bakayım böyle. Allah Allah, öyle bir trafik kuralı mı varmış? Arkada oturan bakarmış gibi bir kural mı varmış? Ne zaman olmuş o kural? Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır. Bunu unutmayın. O öyle bir şey değil. Şu an işine öyle geldiği için değiştirdin sen onu. Öyle bir şey değil. Onu süren kişinin öyle bakması gerekiyor. Senin arkanda biri olacak diye bir şey yok her dakika yani. E peki bir şey soracağım. Bu dikiz aynası arabalarda yok mu sadece? Motosiklette ne işi var bunun? Bu ne? Bu makyaj aynası mı? Bu sen buraya otur böyle rujunu tazele diye mi var bu ayna? Ne diye var bu ayna? Ha, ben oradan sana bakıyordum. Ne diyorsun ya? Bana bak. Bana bak ama hobi olarak bak yani. Motorun üstündeyken bakma. Motorun üstünde sadece önüne bak. Bir de arkana. Arkana da yani aynalardan kontrollü bir şekilde. Yani tabii göz ucuyla ve kafanı çevirerek değil de böyle göz ucuyla bak. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ne o ya? Ne oldu? Vallahi biliyorum. Ben onları takacağım. Bir güzel katlayacağız yani.
Başka çare yok. Seni kaplamamız gerekiyor. Onlarla ben Robocop gibi olurum. Ben motosiklet kullanamam ki o Robocop şekilde. Robocop gibi olman lazım zaten senin şu an. Eklem yerleri önemli. Güvenlik de çok önemli. Başına her an bir şey gelebilir. Yani bu zaten hata bende. Baştan bunu yapmamız gerekiyordu. Bu önlemi almamız gerekiyordu. Getir dirsekleri, dilleri falan filan. İstemiyorum. Gelir misin? İstemiyorum. Kaçma. Şöyle bunu böyle bağlamamız gerekiyor. Aynen. Buna hükmetmeye çalışma. Tamam mı? Gerek yok yani. Yani o zaten senin. Otur. Yani çok sıkma. Çok serbest de bırakma. Yani o senin istediğin yere gitmeye, sen nereye götürsen oraya gitmeye hazır zaten. Motordan bahsediyorsun. Motor, kesinlikle motordan bahsediyorum şu anda. Gözün aynada olsun ama çok da öyle geçtiğin yollara takılma yani. Anlatabiliyor muyum? Motorla. Yolun seni götüreceği yerleri hayal et. Birlikte gidebileceğimiz mis yerleri hayal et. Motorla. Sen kimle olsun istersin ki? Bir arkadaş. Özel midir o arkadaş peki? Yol arkadaşı diyorsun. Bence de daha doğrudur, uygundur. Şeyleri takalım, şu dirsekleri bir de elleri takalım. Tamam. Ben de çok okeyiz. Olmuyor. Hazır mısın? Gittik. Rami'cim bak şu en başa koyuyorsun o şeyi, masayı. Ki ortalık yerde durmasın. Sandalyeyi de abi, evet. Ya bunları kim koydu buraya ama bak, kitap yerde durmasın. Kitaplar, ben onları aldırıyorum. Kek. Hadi keki de buraya. Koş. Koy, böyle tuzlularla tatlıları da ayıramı çocuğum? Ama başkanım vallahi, başkan yardımcısı diye başladık, komiye bağladık. İki tane de fındık lahmacun arttırayım mı? Ama olacak artık o kadar, bu bizim işimiz. Yorulmak yok değil mi çocuğum, yorulmak yok. Evet, hepimizin kütüphanesi. Aferin. Başladı ya. Mı? Kız başladı mı? Kaçırdın mı? Söyle. Allah aşkına söyle. Kaçırma. Ay çok şükür. Ay vallahi başladı diye ödüm koptu, yemin ediyorum. Vallahi bile yetiştim ama. Ay çok şükür. Vallahi aldım çekirdeğimi, geldim arkadaşım. Ha, çekirdek kütüphanenin vazgeçilmesi değil mi? Çet. Olmaz o. Ya tövbe estağfurullah. Kütüphaneye çekirdek mi getirdin Allah'ını seversen? Gördüm. Kolonya sıcı zehir gibi de yakışıklı. Kız kocaman yapmış çiçeği de, yazdırmış üstüne de böyle affet beni Mevki ben diye. Kabahati kocaman da ondan. Affet zaten, ne olacak işte. Gel. Allah, neler geliyor. Ailemizin gururu Nihat Bey. Gerçekten kendisi zaten yakışıklı, bugün daha bir değişik. Arkadaşlar kitapları getirelim zamanında, şey etmeyelim. Ay. Mevki be. Canım benim ya. Mevki be. Ben senden çok özür diliyorum Mevki be. Affet beni Mevki be. Hadi affet. Ne olmuş kız? Aldatıyor muymuş adam? Yok Nihat Bey, öyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Affettin mi? He? Affettin mi? Ne diyor? Çek şu alameti. Gözümün önünden girişi kapatıyor. Çiçek için diyor. He. İyi yapmıyorsun, haberin olsun. Söylemedi deme sonra. Ben bilirim şimdi, sen karışma. Ulan çok biliyorsun acaba. Rızık bağlı. Tamam, tamam ben içeri giriyorum, aman lütfen. Tamam. Osman'cığım seni birazdan alacağız hazırla, tamam mı? Tamam. Buyurun sizle. Oturun. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor? Süper. Hı? Olağanüstü. Hiçbir şey yapmıyorsunuz.
kuru kalabalık. Hiçbirinizin bir şey yaptığı yok. Biz şu anda bir kampanya üstünde çalışıyoruz. Biraz kendinize gelin. İyice deliriyor bu çocuk artık. Leyla, benim işim birazdan bitmek üzere. Seninki de bitiyorsa beraber gidelim mi mahalleye? Ha, ben mahalleye dönmeyeceğim ki ama Osman. Ha. Neden ki? Açılış vardı. Annen de bayağı uğraştı. Ay sahi o bugündü değil mi? Ama benim Emre Bey'le yemeğe çıkmam lazım. Ha. Tabii. Emre Bey'le yemek. Ya çok önemli. Bundan önemli ne olabilir ki? Doğru. Osman iş yemeğine çıkıyorum. İş için. Anladım. Anladım. Peki Memkibe teyze ne dememi istersin? Leyla'nın ofiste çok önemli bir işi vardı. O yüzden gelemiyor mu? Ya Osman o zaten telaşından beni fark etmez belki de. Fark ederse de bir şeyler uydursun. Ben zaten sona doğru yetişeceğim mutlaka. Tamam mı? Olur mu öyle? Olur. Olur. Tabii olur ya. Ya aslında sen kusura bakma. Biz tam mahalleli olarak geldik. İşinin ortasında seni rahatsız ettik. Neyse. Kolay gelsin. Osman niye böyle yapıyorsun? Güliz. Geçebiliriz. Ha, tamam gel. Kızlar siz ilgilenin. Tamam Gülcüm. Osman'cığım. Geldik. Meykub Hanım. Can, hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Var mı yardım? Lazım mı? Ay daha ne yapacaksın sen Allah aşkına? Koskoca kütüphaneyi açtın sayende. Var gibi gerekiyor. Hayır. Allah Allah. Biz de taşırdık. Yiğit oluğa ne gerek var ya? Biz taşıdık. Kafasını biz aldık. Ekmeğini gene bu yedi. Evet. Ne abi ne haber ya? Abi sen nasılsın? Ablacığım sen. Hoş bulduk. Var mı çay? Var abi. Hemen. Çok güzel teşekkür ederim. Leyla nerede çocuk? Bilmem gelmedi mi daha? Gelmedi. Dur tamam ben ararım. Dalyan gibi de bana mı Dalyan? Emre Bey lütfen gülmeyin. Gerçekten çok utanıyorum. Pardon ama ne yapayım? Yani odaya gelip konuşman aklıma geldikçe tutamıyorum kendimi. Pardon. Ay gerçekten ben nasıl konuştum öyle ya bilip bilmeden? Hala inanamıyorum. Sen de haklısın tabii. Yani bütün oklar beni gösteriyordu. Önceki bu kağıtlarım malum. Emre Bey ben sizin iyi bir insan olduğunuzu biliyordum ama. Keşke kalbim sesini dinleseymişim. Fena mı oldu? Bak yemeğe geldik, işten erken çıktık. Daha ne olsun? Evet bir yemekle ucuz atlattım aslında. Acaba atlattın mı? Atlatamadım mı? Ay ne olur atlatmış olayım. Bakarız. Annem arıyor. Anneciğim. Leyla neredesin sen çocuğum? Açılış başlamak üzere. Ay anne ben sana haber vermeyi unuttum. Şirkette benim işlerim uzadı da o yüzden birazcık geç kalacağım. Aferin çocuğum sana aferin. Annemin düşmanları var hasetleniyorlar. Bu ilk icadında yanında olayım annemin deme sen. Aferin. Anneciğim ama işlerim uzadığı için geciktim. Bak sana söylüyorum bunu. Yoksa ben başından sonuna kadar senin yanında olmak istemez miyim? Aşk olsun. Çocuğum patronun burada izin alayım istiyorsan sana. Can Bey geldi mi? Geldi. Tabii çağrılınca geldi. Herkes senin gibi mi? Anne ya. Hadi çocuğum hadi. Mahalle için bir ilk gerçekleştiriyoruz. Burada uğraşamayacağım seninle. Hoş geldin Şükrüfe. Vallahi suratımı kapadı. Hadi ya. Başka bir yerde mi olman gerekiyordu? Emre Bey ben size hani annem dernek başkanı oldu demiştim ya. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. İşte bugün de annemin dernek başkanı olarak ilk icraatını gerçekleştirdiği gün. Mahallemize bir kütüphane açıyor. Onun da açılışı var. Ben de biraz geç kaldım. O yüzden fırçaladı beni. Anladım. Gidelim biz de. Biz mi? Yani biz de derken senin için uygunsa. Hem abim de oradaymış. Uygun tabii. Uygun. Hatta çok güzel olur ama yani böyle şimdi bir anda kalkıp gitmek olur mu bilemedim. Madem annen için önemli bir gün o zaman yanında olman lazım. Hı. Hem sen demez miydin aile önemlidir diye. Tamam hemen kalkıp gidelim o zaman. Yalanını ortaya çıkarmayacağım ama iş yerinden geliyoruz diyeceğim. Tamam sağ olun Emre Bey. Hay Allah'ım ya. O zaman ben hesabı isteyeyim. Emre Bey ama kesinlikle... Ay Betül Hanım'ı görüyorum bak inceliğe bak kız. Bak ay. Vallahi. Öf ya. Be en sevdiğim. De bahçesi falan ama çok güzel olacak bence. Güzel, hoş, beğendim. Can Bey. Karşım ne haber? Mahallemizin pek kıymetli insanları. Saygıdeğer ablalarımız, abilerimiz. Müjde. Şaka değil, hayal değil, her şey gerçek. Evet. Ne yapıyor bu be? Sizi unutmadık hanımlar. Maçtan hemen önce de en sevdiğiniz dizi olan Beni Affedin son bölümünde Demet abla sizlerle birlikte olacak. Hadi gidiyoruz. Kız kütüphane. Bildan ablam, patates salatasını bırak o zaman. Evet, bitti mi?
kuru pastayla kuru kuru ömrünüzü yemeyin ey ahali diyerekten mangal ateşinde sucuk ekmeği de affedersiniz ağzınıza getirdik ya. Meşrubatta da sınırıyor. Harika canlarım beni ya. Videolarda gelsene buraya. Son olarak da bu mutlu tablonun mimarı organize işimizin beyni ve anı sponsoru olan Ayşın abi efendim. Kıymetliyiz ya. İşte Ayşın. İşte Ayşın'ın güzel mahallesi. İşte karşınızdayım. Her şey bu. İstediğiniz gibi yiyin. İçin. Keyfinize baksın. Afiyet olsun. Tabii siterin. Benim bunu anlamam lazımdı. Niye anlamam? Ben yemin ediyorum hayatım bu kadar aç bir mahalle görmedim. İnsanın biraz beyni acıkır. Beyni acıkır Hilden abla. Hilden abla patatesli salatasını yedin. Yedin. Ya Mevkübe Hanım siz böyle şeyler hiç dert etmeyin. Otanınızın hiç üzmeyiniz yapın. En abonasını Ayhan ne yapıyorsun? Öldürecek misin beni? Öldürüp şuraya gömecek misin? Bıçakladın mı? Şu an kan mı akıyor? Öldün mü? Cecek bana bakar mısın? Cecek saçmalama ben seni niye öldüreyim ya? Allah Allah başka bir şey için buradayız. Ne için? Sabotaj yapacağız. Ha sabotajsa tamam sabotaj olur. Ben her gün sabotaj yaparım çünkü. Güneş sabotaj yapmadan uyanamam ben. Ayhan ne sabotajı ne diyorsun sen? Ya CC sen Mevkübe teyze ne kadar uğraştık biliyor musun bu kütüphane açılsın diye? Can Bey de geldi herkes o kadar yardım ediyor. Ne kadar uğraştılar yani. Şimdi bu açılışa kimsenin gölge düşürmesine izin veremeyiz. O yüzden kablo keseceğiz. Bu yayına giden kabloları keseceğiz ama hangi kabloyu keseceğiz onu ben çok bilemiyorum. Şu kablo mu olabilir mesela? Şimdi bunun acaba alttan gelen şeyine mi baksak? Akıyor giden, ha? Akıyor giden bir kablosu olması lazım. Ben böyle çeksem bunu, ha? Olmaz mı? Sabotaj yapacaksan soğukkanlı olmalısın. Bu ne bu, ha? Üçlü priz kablosu gibi. Makas. Makas. Renkli kablolar. Çünkü bu kadar kolay olmamalı. Filmlerde de hep renkli kabloları kesiyorlar zaten. Mavi mi kırmızı mı diye değil mi? Evet öyle bir şey. Bir mavi bir kırmızı kesiyorlar. Onların da kafası tam böyle karışık yani netlemedi onlarda. Ama burada üç renk var. Evet. Dur şimdi beni heyecanlandırma kafamı karıştırma. Konsantre olmam lazım. Bir şey eksik. Gerginlik. Gerginlik yok. Yeterince gergin değil. Ondan geriye doğru say. Tamam. 10, 9, 8. Abi. 7. Zor bir karar. 6. Tüm dünyanın kaderi benim 5, elimde. 4. Hadi ama Cecik hadi. 3. 2. Kırmızı değil. Hayır mavi de değil. 1. Bakamayacağım. Takarı yapacak işler de bozdu ya. Ne oluyor? Bir dakika. İnsan ne oldu buna? Bunlara sucuk ekmek mi verir? Aldılar sucuk gittiler işte. Aysun'cum Allah razı olsun senden. Kütüphanemizin açılışına çok büyük bir katkı koydun. Mahallemiz doydu. Sağ olasın var olsun. Alkışlayalım mı bir Aysun'u? Alkışlayalım mı? Sağ olsun sucuk ekmek için. Sen ne alkışlıyorsun? Emre Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Ay hoş geldin. Merhaba nasılsınız? İyiyiz. Kim sen nasıl? Hiç gelmeseydim bari. Hiç gelmeseydim. Kusura bakmayın Leyla benimleydi. Ajansaydık beraber. Öyle mi? Vazife önemli tabii. Vazife çok önemli. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz böyle abi ikramlardan alın buyurun. Evet öyle yapalım. Buyurun Emre Bey. Tekrar şey etmeyin yani rahat olun. Gerçekten tüm aksiliklere rağmen ben her şey için çok teşekkür ederim. Ne için? Her şey. Sen olmasaydın bütün bunlar olmazdı. Asıl sen olmasaydın olmazdı bütün bunlar sana. Yani sen olmasan. Tanımazdım ki ben bu dünyayı. Güzel tatlı. Ay yoruldum yani. Kız bunlar resmen sırrını kafama açık ya.
Şimdi bizim mahallede olduğumuz için biraz uzak durmak lazım. Arkadaşız, neticede yanlış anlaşılmasın. Aynen öyle. Ayağına çok yakışıyor. Kız bana bak Melihat, sakın kimselere anlatmak yok. Ortalara dökmek yok. Kim dedim, çok fena bir var. Aşk olsun Mevkime. O kadar açık ağızlı mıyım ben? Sen de hep benim üstüme gel. Gel kız gel. Ay bırak, gideceğim ben. Allah Allah. Kız gel, buna da iyilik yaramıyor ha. Bu sarı olan da hiç içim almıyor. Allah biliyor onu. Hiç bakmayın, laf yok artık ben. Eh be Steril. Doymuyorsun kendini rezil etmelere vallahi billahi. O kadar uğraştın dedin, ne oldu? Yine açtım kütüphaneyi. Sen şimdi onu bunu boş ver de ben Muzaffer'le senin neden evlenmesine izin vermediğini şimdi anladım. Hanımın gözü yükseklerdeymiş. Ama var, bravo. Vallahi bravo. Akıllı kadınmışsın ha. Şimdi Leyla'yı da öteki oğlanla yamadın mıydı? Aa, çifte kavrulmuş lokum. Safranbolu usulü. Ne diyorsun kızım sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Damat alında kaynana. Ama bana bak, hiç üzülme. Güzel oldu öyle. Kına gibi oldu be. Ama bir şey takamadık tabii. Takamadık. Ya Aysun takardı kesin. Takardı işte, bir kulp takar şimdi. Herkese ne olur. Aysun şişeri seni ben yemeyeceğim. Allah canımı al seni ben. Gel. Aysun yürü. Dur, içeride iki tane damadım var. Ya bir saniye. Bayıldım. Bunların hepsi o kadar güzel ki. Ya bütün ömrüm boyunca kendimi kitap okurken hayal ediyorum. Sana da oluyor mu? Hı, oluyor. Yani kırlarda uzansam kitap okusam, parkta bankta otursam kitap okusam, yürürken bile kitap okusam, aşka sevdaya dair ne varsa hepsini okusam. Gerçi bunun için bir ömür yetmez herhalde, değil mi? Hepsini okumaya bir ömür yetmeyebilir. Ama belki aşk kitabı olmaya yeter. Şu şey değil mi ya? Galapagos. Gitmek istediğin yer. Galapagos mu? Okumuş muydun? Yok, okumadım. Yani 1 milyon yıl öncesini anlatıyor, ilgini çekebilir bence. 1 milyon yıl öncesine? Nasıl ya? Sanemi. 1 milyon yıl anlatılacak bir aşkla. Yol arkadaşın C. Nasıl yani? Sen nasıl bir adamsın ya? Yani kitabı bilmiyorum ama 1 milyon yıl konuşulacak bir dedikodu malzemesi vermek üzereyiz şu an mahalle. Nesillerden nesile gidiyor değil mi? Torunundan torununa. Üşenmez bunlar çünkü. Bir ömür yetecek gibi değil çünkü. Benim bence de. Dizi gibisiniz vallahi Sanem. Değil mi? Ben kitap ayırdım size 2-3 tane. Onları okuduktan sonra mutlaka onlara da bir bakın. Teşekkür ederim Sanem. Okuruz tabii ki. Öyle. Abi. Ne var ne yok? İyi. Bir uğrayalım dedik. Al kardeşim benim, dert ortağım. Ne oldu? Sen de mi partiden sıkıldın? Seni de mi dışına attı bu topluluk? Uza, iyi misin sen? Kendi misin? Ha. İyi miyim? Değil gibi miyim? İyi değilim. Kendim de değilim. Aradığınız Muza'ya ulaşılamıyor. Kapı duvar şu anda. Niye kimse bizi görmüyor oğlum? Mahallenin görünmez adamı ben miyim? Ya Muza, içtin mi sen yine ya? İçtim. Limonata içtim. Abi limonata bu. Biz ne dedik? Limonata içtim. Ama ben bundan 24 tane içtim. 15'ten sonra su içsen yarıyor zaten Osman. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorum oğlum? Seviyorum. Patağımı ediyorum. Seviyorum. Ama her şeyde olduğu gibi aşkın da fazlası zarar imiş. Öyleymiş. Öyleymiş. Yemin ediyorum üflesem 500 promil aşık çıkarım. Ahanda bak.
Abi ne yapıyorsun sen ya? Bir sakin olsana. Ne yaptık be oğlum? Ne yaptık? Sevmekten başka ne yaptık? Ona da geldi zaten. El alemin zengin bebeleri çöreklendi. Of, yemin ediyorum beni bir tek sen anlarsın Osman. Koç bu koç. Aslan bu aslan. Aslan! Anlamaz mıyım kardeşim ya? Anlamaz mıyım? Bu işte kesin bir iş var. Ne böyle mahalle aşkı yanıp tutuştu? Samimi samimi hareketler. Hepsi de yapmacık ben anlıyorum. Ama gözüm üzerinde. Gözüm üzerinde Emre David. Tek bir hatağında çökeceğim üstüne. Sen hiç merak etme. Çocuğum yatsana artık. Geç oldu. Saat kaç oldu? Uyuyorum şimdi. Yatacağım anne. Kız. Bana ne? Yoruldum moruldum ama iyi oldu deme. Ha. Dedikodu yapamıyorsun yani. Vallahi çok iyi oldu. Yani mahalle adına çok sevindim ben. Çok güzel bir şey. Kütüphanedeki kitapların çoğunu sen yollamışsın. Yok be oğlum, o kadar da değil. Ya böyle güzel girişimlere destek atmak lazım. Hmm. Mevkibe Hanım'ın başkanlık kampanyasına da destek vermiştim. Yani diyorum ki, sen ne sanayım bu ara çok sıkı fıkısınız. Hadi biraz anlatsana ya. Son durum ne, neler oluyor? Aysun'un ağzı da kapanmıştır ha. Kus kus konuştuktan ne dediğini bilmiyor. Şimdi ablan da sana takmış münasebetsiz, biliyor musun? Nasıl ya, bize takmış? Ne diyor ki? Sen, ablan, Can Bey, Emre Bey falan filan işte. Milletin ağzı torba değil ki bizesin. Evet, değil çünkü. Çocuğum, sizin Can Bey ile aranızda bir şey mi var? Yok artık. Ne olacak? Arkadaşız biz. Arkadaşız sadece. Ha öyle yani, hani Osman'la sen gibi öyle bir arkadaş yani. Yani evet, tam öyle de değil aslında. Biraz daha samimiyiz. Ama arkadaşız. Tabii ki arkadaşız. Birbirine aşık, iki arkadaş diyelim. Ama nasıl bu kadar iyi arkadaş olduğunuz ben anlamadım. Yani sonuçta biraz farklısınız siz. Yani tamam, çok farklı dünyalarda büyümüş olabiliriz ama en önemlisi kalp. Kalbi çok güzel diyorum. Tertemiz kalbi var. Çok iyi bir insan. Çok akıllı bir kız yani. Çok iyi gözü var. Tabii tuhaf huyları da yok değil yani. Sağa solu pek belli olmuyor bazen. Bazı huyları var tabii sevmediğim. Yani çok sabit fikirli mesela. Bir şey karar versin, başka biri onu asla o kararından döndüremez. NATO kafa, NATO mermer. Ama çok yanlışıyoruz biz. Sen bir gözüme bak bakayım benim. Bende yiyecek göz var mı çocuğum? Ha? Çocuğum, sizin gittiğiniz yollardan biz iki kere döndük. Birbirinize bakışınızdan belli be. Resmen aşıksınız siz. Yok be, ne diyorsun? Deli oluyor mu o kadar? Yani öyle mi görünüyor uzaktan? Çünkü öyle görünsün hiç istemeyiz. Yanlış anlaşılır. Ya sen beni boş ver. Asıl sende görünenlerden bahset. Ne oluyor Leyla ile arandan? Hiçbir şey. Yani sadece arkadaşız. Bu Emre Bey meselesi nedir? Bu Emre Bey meselesi, anlat bakayım sen. Anneciğim, sen Aysun teyzeyi çok mu dinledin acaba? Bu nereden çıktı şimdi? Hadi oradan. O benim şaşkoloz mavişim. Aşık, resmen aşık, gayet belli. Ay, nereden belli? Birbirinize bakışlarınızdan belli. Ayrıca oğlum, böyle şeyleri saklamana gerek yok ki. Ben senin adına çok seviniyorum. Leyla çok iyi bir kız, çok çalışkan, çok iyi kalpli, pırlanta gibi kız. Beni çeken tarafı da o zaten. Bu kadar iyi olması, iyi bir kalbe sahip olması. Bana iyi taraflarımı hatırlatıyor. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Aylin'den uzaklaştığın için o kadar seviniyorum ki. Yani Leyla'nın sana iyi geldiği her halinden belli. Ben de mutluyum. Ben de mutluyum Aylin'den uzaklaşmaktan. Ben bir tur daha içki dolduracağım kendime. Sen de bir kasa mandalina yedin ama yersin bence daha. Getireyim. Olur hadi. Benim bu Emre'yi gerçekten gözüm tutmadı, yalnız söyleyeyim ben sana. Vallahi Leyla'yı üzmesin bu.
Bana bak, sinsilik var o çocuğun gözlerinde. Sinsilik gibi sinsi bakıyor. Ben... Bilmiyorum. Yani ben onu çok tanımıyorum. Çocuğum bak, ben babanıza aşık oldum evladım. İstiyorum siz de onu yaşayasınız. Ama davul bile dengi dengine demişler de. Doğru da demişler, değil mi? Nasıl yani? Can Bey, Emre Bey, yavrum bu adamların dünyası farklı, bizim dünyamız farklı. Çok farklıyız, o kadar farklıyız ki. Anne, ama bu söylediğin Yeşilcan filmlerinde oluyordu. Ben size kıyamam anne. Annem ben kıyamam size. Nasıl kıyayım ben size? Ben hep sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Bak, bir, sizi üzecek adamlarla birlikte olmayacaksınız. Net. İki, bir daha Aysu'nun diline düşmeyeceksiniz. Bak ben bir deliri vereceğim bir gün, yoksa bak karakolu kol vereceğiz. Elimden bir kaza çıkacak ha. Tamam. Ama sen de Aysun teyzeyi çok dinliyorsun bak. Aile karışıyor. Birbirimize gireceğiz yakında. Çok meraklıyım Aysun'u dinlemeye ya ben de. Söz değil mi? Tamam söz. Eğilip öpemiyorum. Öpeceğim. Allah'ım. Allah'ım bunu ben doğurmuşum. Bunu ben doğurmuşum. Can Bey, bunca yoğunluğunuzun arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, ne demek. Asıl ben size teşekkür ederim. Yani sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek konusunda attığınız adımlar için. Çaba Derneği'nin çalışmalarını ben yıllardır takdirle takip ediyorum. Bunun bir parçası olmak bana sadece gurur verir. Ben her tür yardıma hazırım. Çok var. Sizin gibi duyarlı insanlara, toplumda rol model olacak kişilere çok ihtiyacımız var. Biz yıllardır yaptığımız eğitim projelerinin yanı sıra bu sene bir de sağlık projesi yapıyoruz. Evimizin sağlık elçileri. Bir sonraki vakitte size bunu anlatmayı çok isteriz. Harikulade, harikulade. Ben sadece maddi destek bakımından değil, her türlü yardıma açığız. Şirket olarak da sizin yanınızda olacağız. Dilerseniz ben bir sonraki toplantınıza katılayım. Nasıl bir yol izleyeceğimize birlikte karar verelim. Çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki toplantının tarihini belirleyip sizlere haber verelim biz. Harika, harika. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için tekrar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ben de sizle birlikte çıkayım zaten. Kalabalık tamam, çekimine tamam, yetişeceğim. Tamam, peki. Sağ ol anneciğim. Afiyet olsun çocuğum. Günaydın baba. Günaydın kızım. Günaydın. Sana da günaydınmış baba. Ha, Allah razı olsunmuş. İnsan yerine koyup selam vermiş. Öyle de kızım annene. Babaannem zaten seni duyabiliyor, sadece konuşmuyor. Ha yok, öyle değil kızım öyle. Döndere döndere, döndere döndere söyle. Öyle anlıyor anne. Gözlerini döndürene değil, döndertene bakacaksın Nihat Efendi. Üç ünlem diyor. Aa, yetti ama ya. Bu ne be? Kendi Özkar'ım ecnebi kanalına döndü. Arada tercüman olmadan konuşamıyoruz. Babacığım biz sana söyledik ama değil mi? Kitledin kadına. Biliyorsun huyu bu. Ya ne huymuş kızım? Allah Allah. Ne yapmışız biz? Adam mı öldürmüşüz burada? Baba tamam. Ya kendi pijamalarımızı temiz temiz giyelim istedik. Akşam olunca bir taş böyle bir sıcak bir yemek olsun istedik. Üç haftadır çelide duruyor kızım çamaşırlar. Tamam baba. Neymiş başkanmış? Biz deyiz burada. Turşu bidonu muyuz? Çam babası mıyız? Ya ben bu evin reisiyim. Bu evin başkanı benim. Eğer birine değer verilecekse önce bana saygı duyacak. İşte o kadar. Ha Mevkibe Hanım, anlamadıysanız bir de böyle anlatayım. Ailecekte manyağı bağladık. Oh be! Baba vallahi sistemini kilitledin şu anda annem, biliyor musun? Kör düğüm oldu. Bunu artık ben bile çeviremem. Ya çevirme kızım, bırak çevirme. Başkasına gelince bülbül kesiliyor adam. Bana gelince mı duvar. Ay ben sizi barıştırmayı gerçekten çok isterdim ama işe geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. Ya ben de gidiyorum ya. Ben de geç kaldım. Harikaydı şimdiye kadar. Son bir tur daha. Arkanı dön, çanta sırtında olsun. Hızlıca bir dön, kalk. Böyle bir dön, ifade kalsın suratında. Üç deyince ben onu çekeceğim, tamam mı? Üç deyince döneceksin, üç deyince. Üç. Arkasız bir şey olmadı yani. Tamam, harika. Sen çıkabilirsin. Buyurun ki. Evet. Osman. Osman Bey. Osman abi, bir tahsimiz var, düzeltmelerimiz olacak. Değişeceksiniz de kostüm, makyaj falan. Bir saniye. Sen ne yapacağını biliyorsun zaten.
Tecrübelisin. Burada bu şekilde duruyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Yani CC, benim... motivasyon konuşmasını bırakalım. Güzel dekor oldun aslında ama çıkabilirsin. Tabii. Sanem, storyboard sırasına göre gidiyoruz değil mi? Evet, bir değişiklik yok. Ben zaten onu sana söylerim. Ne bağırıyorsun, niye geliyorsun benim? Niye gerginlik? Tamam. Bir de şey diyeceğim Sanem. Ayhan'ın abisine ben çok mu ilgili davranıyorum? Belli mi ediyorum Ayhan'la böyle bir... ilgili mi davrandım? Çok üstüne mi düştüm? Evet. Yani sen ne kadar normal davranabilirsen o kadar, yani sen gibi normal. Evet. Uzaklara da bakabilirsin. Merhabalar, saygılar. Aynen Osman. Odun kesmişsin, geliyormuşsun falan gibi. Böyle belki birkaç adımla. Ya da sen çift gamze takıl ya. Kızlar bayılıyor senin o gülüşüne. O şekil. Değil mi Güliz? Öyle. Aynen. Gül abi, gülmeye devam et. Bol bol gülsen. Aynen. Bu şekil. Aa, Can Bey. Ya Can Bey, hafıza kart doluyor da başka bir yere aktarabilir miyim diye soracaktım. Hanım, sen artık profesyonelsin. Bana niye soruyorsun? Yapman gerekiyorsa yap. Ya, hallet sen. Güveniniz tam bana yani. Gamze. Kız Can'ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Hep yanında. Neydi adı onun? Sanem. Bayağı motivasyonu yüksek. Hani olur ya böyle hevesli asistanlar her ajansta. Öyle yani. Ay çocuk gibi bir şey bu ya. Hanımlar. Buradayım. Sizi ben biraz sağ alabilir miyim? Işığın önündesiniz çünkü ışığı kapatıyorsunuz. Çekim aksıyor. Böyleyim mi? Yok canım, diğer sağ. Sarımsak. Şöyle. Nasıl? Yok, olmadı. Sola, biraz sola. Siz tam çıksanız ha. Bir geri gidin. Şu an kapamıyoruz ki aslında. Ha, iyi böyle. Hadi iyi diyorsanız iyi olsun. Sanem, görmedim ama duydum. Şimdi fark ettim, evet. Bravo. Çok yerinde müdahaleler. Pırıl pırıl oldu. Kılçıksız. Cam gibi. Cam gibi, aynen. Tamam, yeterli bence Osman ya. Vallahi yeterli. Bir ara verelim. Herkes yeni kombinlerini giysin. Çabucak halledelim. Akşam trafiğine kalmayalım. Sarkmayalım yani. Hadi. İşimiz var bir ton. Nasıl doğru hamleler. Yani öncesi ve sonrası resmen. Değil mi? Yani. Bir şuna bak. Bir senin müdahalenden sonrakine bak. İşte gölge etmesinler. Başka ihsan istemeyiz değil mi? Can çok iyi gidiyor. Evet. Teşekkür ederim. Ara verdiğimize göre bana verdiği sözü tutacaksın herhalde. Fotoğraflarımı çekecektin. Evet, bravo. Evet, çekecektik. Unutmadım. Aa, dışarıda çok güzel bir salıncak gördüm. Orada çekelim mi? Ne dersin? Olmaz. Nasıl olsun? Trafiğe kalmayalım diye çalışıyoruz hızlı hızlı. Siz burada çekin fotoğrafları. Ben montajla oturturum şeye, salıncağa. Ay olur mu canım öyle şey? Olduğu neden olmasın? Teknoloji çağında yaşıyoruz. Şimdi böyle yaşlı kadınların kaz ayakları, böyle buralarda bir sarkmaları falan olduğunda bilgisayarla, Photoshop'la onları gerdiriyoruz, gençleştiriyoruz. Ben yapabiliyorum onu. Ay çok yanlış anladınız. Ben size yaşlı demek istediğimden değil. Can, ne yapıyoruz? Şöyle bir şey, ben gelirken şıpır şıpır yağmur yağıyordu. Işık bakımından, teknik olarak yani. Çok uygun olmayabilir dışarısı. İstediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Hazır burada böyle bir dev prodüksiyon varken bu nimetten yararlanalım diyorum ben. Burada halledelim. Ne dersin? Tamam, ben o zaman birkaç tane kombin getirmiştim, onları giyeyim. Daha tedariklisin ha. Sen onları giy, ikişer ikişer burada çözelim hemen. Yani trafiğe kalmayalım diyorsunuz, böyle emirbakiler yapıyorsunuz. İşin evet. Arasında olacak iş mi bu? Şu hafıza kartını değiştirmişsin. Sana zahmet. Hafıza kartı. Ya Fab, doğru şeyi yaptığından emin değilim. Hem bu ticari açıdan çok ciddi bir hamle. Mine, biliyorum mu? Kararlı mısın? Yani seni vazgeçirmek için yapabileceğim bir şey yok mu? Mine, lütfen otur. Otur lütfen. Ve beni dinle. Beni ve şirketi düşündüğünü biliyorum. Ama ben her şeyin farkındayım. İstemediğin sonuçları olabilir diye endişe ediyorum sadece, anladın mı beni? Her şeyi kontrol altında, okey? Peki,
Sen bilirsin. Bu senin kararın. Ama şunu söylemem lazım. Bu çok gereksiz bir risk. Ayrıca karşındakine bu kadar güvenmen çok yanlış bence. Mine, ben bu hayatta hiç kimseye koşulsuz güvenmem. Ben bu dünyada sadece bir kişiye güvenirim. O da kendime. Osman, gerçekten inanamıyorum. Bu kadar mı yakışır bir insana kıyafet? Bu kadar mı cuk oturur? Gerçekten mi ya? Evet. Vallahi sevindim. Ya ben normalde var ya pantolon alsam paçalarını yaptırmadan giyemiyorum. Aa. Gömlek alıyorum. Onun bile kollarını yaptırmam gerekiyor. İnanmam. Evet. İşlem yapmadan giyemem. Yok artık. Bizim mahallede bir tane terzi var. Benim sayemde ayakta duruyor. Ay ne kadar komiksin sen ya. Şey diyeceğim. Çıkışta bir yere gidip otursak mı? Hem zaten biter birazdan. Can Bey hızlı gidiyor. Ne oluyor Cece? Sen biraz yavaş mı olsan? Sen hızlı gidiyorsun çünkü. Hı? Frene bas. Saçmalama Cece. Tamam mı? Saçmalama. Osman. Şey diyorum. Hem kahve içeriz. Biraz sohbet ederiz. Ne dersin? Bilmem ki. Aslında benim mekana da gitmem gerekiyor. Bizim oradaki kebapçıya Adanalı kıyma çekeceğim. 10 kilo. Çekersin ya, çekersin. Gel biz seninle makyaja geçelim. Gel. Ceyda'sı bitse gamzesi başlıyor. Hayır, benim gibi iş odaklı bir kadın bununla mücadele edemez ki. Bu nasıl bir challenge ama? Beren Hanım, hepimiz çok konsantreyiz. Bugün çok güzel, her şey çok güzel olacak, emin olun. İyi, benim moralim yerli bir çünkü. Evet. Ay buldum. Yani bu çok çok iyi olmaz mı? Yakışabilir aslında ya, bir denesen mi? Ne, ha? Yakışır mı? Ortam müsait, kamp alanı falan. Sinem ne yapıyorsun? Sinem değil hanımefendi, Sanem. Ay tamam, gerilme. Aa, bu kadar zor mu adımı ezberlemek ama? Yine sınırı aşıyorsun. Ne yapıyor kadına, ne yapıyor kadına? Kadın CEO kadın. Aklıma bir fikir geldi. Bence şunu bir taksak mı? Allah aşkına. Yakışa şeyin, ceketin düştü. Üf, ceket de düştü. Şunu içiyormuş gibi mi? Çok spor. Harika. Aa, toz olmuş Can Bey. Siyah ya, çekiyor. Bu bileklikler yeni mi? Çok uzun hikayeleri var onların. O gün hepsini anlatırım sana. Anlatırsınız boş vaktimizde. Çıkıyorum. Köşe, çok köşe. Al. Aslında şuradaki ışık şey mi? Çok özür dilerim Can Bey. Bu şahane. Vallahi şahane oldu. Çok güzel. Sağ ol şekerim. Çok teşekkür ederim Can. Rica ederim. Ne demek? Lafım olur. Unutulmaz bir anı değil mi? Can Bey fotoğraflarınızı çekti. Çok çok güzel. Evet. Normalde böyle şeyler asla yapmaz. Evet, gerçekten de yapmaz. Ne kadar da güzel oldu. Çok zarifsin Can. Ama çok yoruldunuz. Ben size bir çay ikram etsem mi acaba? Süper olur. Evet ya, ben geldiğimden beri hiçbir şey içmedim mi? Çay may falan, bir soluklanayım. Ben alayım onu. Ben de fotoğrafları aktarmaya başlayayım o zaman. Abart. Geçelim. Kabloya basmayalım. Nasıl yok? Nasıl yok fotoğraflar? Ne oldu? Aa, fotoğraflar yok, hiçbiri yok. Az önce baktım vardı hepsi. Ay ya Can Bey, acaba yoksa siz çek mi? Öyle bir şey olması mümkün değil. Tabii ki çektiniz. Gerçekten yok ya, bir şey olmuş. İyi de nasıl oluyor böyle bir şey, ben anlayamadım yani. Bu nasıl olabiliyor? Bizim sektörümüzde hataya yer yok. Neyse, çok kurcalamayalım. Erişte hayır vardır diyelim, kapayalım konuyu bence. Kusura bakmayın, ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Yandı herhalde, teknik bir şey. Bence de aynen, kurcalamayalım. Artık olan olmuş, biten bitmiş. Abi, bence bu bile çok etkileyici. Hah, yani ben... aktarılmasa bile Can David fotoğraflarınızı çekti. Ben bile çok etkilendim mesela. Şu anda çok etkilendim bu durumdan. Deneyim çünkü. Evet, aramız bitti Can Bey. Hazırız, mankenlerimiz de hazır. Gamze. Gelsinler o zaman canım. Tamam. Ay ne diyorsun ya? Bizim pırasa saçlı Betül ile Tolga evlendi mi? Nefret ediyordu onlar birbirinden. Ne demişler? En büyük aşklar kavgayla başlar. Evet.
Doğru valla. Sen de yok mu bir şey lan? Yok. Nasıl? Senin gibi güzel bir kız. Ya. Yok işte. Aa, nasıl yaptınız Can Bey? Harika bir şey. Sana bir cümlelerimi öğreteceğim Beyce. Bende bir ışık var. Ama bir şartla. Memleketin neresi? Can Bey onu söyleyemem. Onu söyleyemem Can Bey. Öğrenmek istemiyorsun bütün bunu. İstiyorum. Tamam Beyce. Arkadaşlar. İlkokul arkadaşlar. Oh ne güzel öyle ya değil mi? Tatlı tatlı sohbetler. Hiç bölmek istemiyorum vallahi ama yetiştirmemiz gereken bir iş var. Sabaha kadar çalışmak istemeyiz değil mi? Herkesin bir aile hayatı var, özel hayatı var falan filan. Geliyoruz Can Bey. Lütfen, lütfen. Bu kimin işi mesela? He? Bu hani devamlılıkla haline gelecek? Burada karman çorman duruyor her şey her yerde. Sağda solda böyle. Patron yanık mı sana biraz yoksa bana mı öyle geldi? Yok öyle bir şey. Geldik Can Bey tamam. Sandalyenin üstünde turuncu yastık vardı. Çadırın önünde kırmızı mat vardı. Kırmızı matın üstünde renkli yastık vardı. Renkli yastık senin tarafında olması gerekiyor. Şu odun biraz daha bana doğru yaklaşmalı. Aa, bak vallahi aynısı ya. Nasıl hatırlıyor bunları ya? Fotoğrafik hafızası var. Böyle fotoğraf... Ay evet var. Tırmaşık kuşu posteri de çadırın sağ tarafına yerde. Bir aynısı oldu fotoğraftaki gibi yani ben anlıyorum okey fotoğrafik hafıza. Yani tamam çinko, fosfor, selenyum hepsi maşallah yerliydi de. Tırmaşık kuşu nedir mesela? Ha, tırmaşık kuşu 12-13 evet. Santim boylarında. Bir de bilgiler okey. Evet ötücü kuşlar grubundan onlar ormanda yaşıyorlar. Evet. Bir de böyle uzun kıvrak gagaları vardır bir de kalın kuyrukları vardır. Anladım. Evet, çalışmaya devam edebiliriz galiba. Her şey hazır. Okay. Sinancığım, çok kasılıyorsun ya. Bak kasma, rahat bırak gevşe. Kolları sal, streç yap biraz böyle. Ha, gevşe, aynen. Niye bu kadar üstüne varıyorsun çocuğu? Çocuk mu bu peki yani? Ha? Çocuk mu peki yani? Geriliyor çocuk tabii senin yüzünden. Ne geriliyor ya? Niye geriliyor? Bunun ne? Zaten orijinali bilgisayar ayarları gergin anladın mı? Doğalı gergin yani. Böyle hiç gülmeyip böyle hep somurtarak cool olmaya çalışan, cool göründüğünü zannen erkek modelleri var ya bu o işte. Anladın mı? Ne diyordunuz buna siz ilkokulda? Kirpi. Ha işte kirpi. Kirpi niye? Çünkü batıyor. Niye? Doğuştan gergin anladın mı? Gözüne batıyor insan. O yüzden yani. Sinan bak ne oluyor biliyor musun? Böyle ormanda ayı görmüşsün, böyle kala kalmışsın gibi bir... İfade yani anlatabiliyor muyum? Onu değiştirmen lazım. Bunu doğallaştır. Bize ne lazım biliyor musun? Böyle doğa insanı. İngilizce okudun mu sen? Savage, vahşi, outdoor insanı anlatabiliyor muyum? Survivor insanı mesela. Bence sen kıskanıyorsun Sinan'ım. Ben mi? Ver abi pozunu, ver. Sinan, şimdi nasıl oldu biliyor musun? Böyle... Kopya çekerken müdürüne yakalanmış öğrenci gibisin tam şu an böyle. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani fara böyle tavşan bakar ya öyle kalmışsın gibi yani. Ben neyini kıskanacağım ya bunu? Neyini kıskanacağım? Niye kıskanayım ben bunu ya? Yakışıklı diye. Sen bir de yakışıklı buluyorsun ya. Ay, hayır ben bulmuyorum sen buluyorsun. Nereden bileyim? Sinan ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı ne biliyor musun? Böyle... nasıl desem ucuz, kalitesiz, düşük bütçeli, üçüncü sınıf, fakir, varoş, böyle korku filmleri vardır. O filmlerin böyle başrolü gibisin. Değiştir abi, pozunu değiştir. Ben buluyorum öyle mi açıkçası? Evet. Sen kimi yakıştırıyorsun peki? Seni. Bulmuyorum yani. Ay bir anda sorunca böyle heyecanlanırım. Utandırıyorsun beni ama şu anda. Sinancığım, canım kardeşim. Ya kusura bakmıyorsun değil mi? Ben hani biraz böyle kanırtırım istediğim alana kadar, elde edene kadar ama çok güzel şeyler çıktı. Konu sen kişisel asla algılama. Özür diliyorum çok. Gel canım kardeşim gel valla. Güzel sana çok iyisin, çok iyisin. Ersin kusura bakma çok iyisin. Çok iyi pozlar elde ettik. Sensin yani. Anlatabiliyor muyum?
Ver son bir pozunu ver birkaç dur. Ver ver. Bir şey diyeceğim. Ben de seni çok güzel buluyorum. Yani utanacak da bir şey yok. Öyle yani. Ne? Hatır için bir tur daha çekeyim. Bu da. Sen de girdaba kapıldın bakıyorum. Tatlım, ben girdaba kapılmayacak kadar iyi yüzücüyüm. He. Yalnız camın kafası Sanem'le bayağı bir meşgul, biliyorsun değil mi? Evet, fark ettim. O zaman? Yazık ama kızcağız daha meşgul görünüyor Can'la. Büyük hayal kırıklığı olacak onun için. Nasıl yani? Diyorum ki, ben Can'la birlikte olunca çok üzülecek. Yazık. Ha sen bayağı iddialısın yani. Hedefe kilitlendin ve olacak, öyle mi? Hem de yıkandan beri. Beni bilirsin. Ben bir şey istersen alırım. Bravo. Bitti. Çilene son verelim. Kusura bakmıyorsun. Çekime de son verelim. Çekim bitmiştir arkadaşlar. Herkesin emeğine sağlık. Aa, ben de seni arıyordum. Neredeydin? Gel. Ne var, ne oldu? Fabri'nin avukatı gelmiş. Yanında biri var. Sen ne istiyormuş? İyi söylemediler. Merhaba, benimle görüşmek istemişsiniz. Can Demir. Evet, benim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Enzo Fabri'yi temsilen buradayım. Senior Fabri, bunu size iletmemi istedim. Evet, bu kendisine yazdığım çek. Sorun nedir? Evet, çeki geri almanızı istedim. Çek sıkıntı yarattıysa nakit de ödeyebiliriz. Yarın hesabında olur. Hayır, hayır. Senior Fabri sizden gelecek herhangi bir ödemeyi kabul etmeyeceğini söyledi. Kabul etmemek ne demek yani? Hisselerini satmaktan vazgeçti. Şirkette ortak olmaya devam edecek. Vazgeçti ne demek ya? Ne diyorsun? Ha? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Daha fazla bilgi veremem maalesef. Bana sadece bu çeki iade etmem söylendi. Ne konuşuyorlar acaba ya? Bilmiyorum ki, gergin bir vücut dilleri var ama. Can. Ne yapmaya çalışıyor bu adam ya? Ha? Anlayabiliyor musun sen ne yapmaya çalışıyor? Ben anlayamıyorum çünkü. Neyin peşinde bu herif? Ha? Neyin peşinde? Hala neyin peşinde yani? Çok sinirli, yanına mı gitsek acaba? Hayır tabii ki. Siz karışmayın. Ben şimdi birazcık sakinleşsin diye bekliyorum. Gideceğim, öğreneceğim şimdi her şeyi. Hadi siz işinizin başına. Her şeyi eğlenceye çeviriyorsunuz. Eğlenmedik ki. Ayrıca sorunca herkes cevap verir zaten. Evet. Hiç. Ya vazgeçtim ne demek ya? Vazgeçtim ne demek? Ha? Vazgeçemez. Bu kadar kolay mı o iş? Bunun bir yaptırımı olmadı. Abicim tamam, sakin ol. Avukatı çağırırız, otururuz, konuşuruz. Can, ne oldu? Yok bir şey Deren. Benim yapabileceğim bir şey varsa... Yok Deren, yok, yok. Tamam, bir şeye ihtiyacın olursa ben odandayım. Ben konuşayım bakayım şu herifle. Derdi neymiş, bana anlatsın bir de. Hadi buyur, kapalı. Kasıtlı yapıyor ha. Vallahi kasıtlı yapıyor. Ben onu ne yapacağımı çok iyi biliyorum da. Of, bilmiyor, farkında değil yani. Dur. Yüzüm abi. İşinizin başına demiyor muyum ben? Bunun ne işi var burada? Senin ne işi var burada aynı bugün? Hiç sırası değil daha, baştan söyleyeyim sana. Derencim, ben de seni çok özledim. Sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Sana da merhaba Can. Aylin, ne işin var senin burada? Hoppa. Kimsenin haberi yok galiba. Fabri Bey söylemedi mi? Neyi? Tüh. İş başa düştü demek ki. Can, ben Senior Fabri'nin temsilcisi olarak buradayım. Ne demek istiyorsun sen? Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle. Fabri Bey hisselerini satmaktan vazgeçti. Hepiniz biliyorsunuz zaten cepte. Aylin, uzatmanı anlat. Fabri Bey bu şirkete ortak olarak devam edecek. Ama bu işlerden pek anlamıyor. O yüzden hisselerinin temsilcisi olarak beni görevlendirdi. Ha, de vekaletname. Böyle bir şey olabiliyor mu? Yapabiliyorlar mı böyle bir şey? Bilmiyorum Sanem, bilmiyorum. Bir kopyasını getirdim ki doya doya incelersin diye. Hadi daha fazla karıştırmadan çek it. Hiçbir yere gitmiyorum Emre. Ben Enzo Fabri'nin temsilcisi olarak buradayım. Hoşunuza gitse de... Gitmese de. Her şey yasal gördüğün gibi. Senem, dursan bir şey yapamazsın.
mı geçeyim? Hepinizi çok özledim. En çok da seni CC. Babi nerede? Randevunuz var mıydı? Yok. Maalesef görüşemezsiniz o zaman. Kendim bulurum. Beyefendi. Fabre! Beyefendi, buraya bu şekilde giremezsiniz. Fabre! Beyefendi, Fabri Bey yoklar. Dışarı çıkar mısınız? Fabri Bey burada değiller. Size söylüyorum, nereye gidiyorsunuz? Güvenliği arayacağım. Lütfen dışarı çıkar mısınız? İstediğini ara. Beni zor durumda bırakıyorsun. Fabri'nin odası mı? Beyefendi, lütfen çıkar mısınız? Gördüğünüz gibi burada değil. Lütfen çıkar mısınız artık? Fabri! Lütfen artık çıkar mısınız? Fabri! Beyefendi, lütfen artık çıkar mısınız? Can Bey, neler oluyor? Fabri nerede? Sorun nedir? Ben yardımcı olabilir miyim? Olabilirsin. Evet, olabilirsin. Kılçık patron nerede söyleyebilirsin mesela. Bir sakin olun, bir relax. Hem Bay Fabri bugün İtalya'ya uçtu. Yok ya, ortalığı karıştırdı, İtalya'ya uçtu. Kayboldu yani, öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Elimden kurtulamayacak, haberi olsun. İletirsin. İletirim. Size de iyi günler Can Bey. Mine. Ay gel. Gitti mi sert çocuk? Of. Esti gürledi gitti. Çok fena. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İyi ki benim odamdaymışsın. Çıkmadığın da iyi oldu. Of, yoksa ortalık fena karışacaktı. İyice delirdi değil mi? Hem de nasıl? Hadi odama geçelim. Büşra, güvenlik kovun. Peki efendim. Benimle bu şekilde konuşamazsın. İstediğim gibi konuşurum. Sen haddini aştın artık. Nedenmiş o? Bu ajansın başarısında en az senin kadar benim de payım var Emre'cim. Ama kıymetim bilindi mi yok? Sen bu şirketin arkasından defalarca iş çevirdin. İhanet ettin. Acaba ben tek başıma mı yaptım Emre'cim? Bir düşün istersen. Aylin, ben cezamı çektim. Tamam mı? Artık sana kalmam. Bu şirketi de asla sana bırakmam. Asla. Bırakmayız. Siz neye bakıyorsunuz? Kabul etseniz iyi olur artık. Ben de bu ajansdayım. Daha da güçlenerek geri geldim. Hadi işinize! Çok iyi performans. Söylemiştim sana. İkimiz de aynı hamurdanız. Peki ne yapacağız o zaman? Ha? Nasıl alt edeceğiz Can Divit'i? Emre'nin bir planı var. Değil mi Emre'cim? Siz hisselerinizi geri vermeyeceksiniz. İyi de bu mücadelemiz için yeterli olacak mı? Evet. Siz Aylin'i vekiliniz olarak görevlendireceksiniz. Aylin şirkete girecek. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Yani ikimiz her şeyi halledeceğiz. Eski günlerdeki gibi. Siz hiç merak etmeyin. Peki Can fark edince ne olacak? Fark etmeyecek ki. Nasıl? Aylin, sizin vekiliniz olarak ajans adımını attığında abim delirecek. Hata üzerine hata yapacak. Merak etmeyin. Onu çok iyi tanıyorum. Ondan sonrası da Aylin'le bende. O zaman ben avukatı arıyorum. Tabii lütfen. Yok. Hiç kimse beni Emre Bey'in bu olaydan haberi olmadığına inandıramaz. Konuşabilir miyiz? Ben müsait değilim Senem. Zaten kafamızda bir sürü dert var. Sonra konuşalım. Ben bu numaraları yutmam. Ne yaptığınızın farkındayım. Neyin farkındasın Senem? Ha? Ne hayaller görüyorsun yine? Siz de bu oyunun içindesiniz. Siz, Aylin Hanım, Bay Fabri, Can'a çok pis bir oyun oynuyorsunuz. Ben her defasında daha kötüsünü yapmaz diyorum ama yapıyorsunuz.
Farkındaysam senin aptalca yaptığın bir anlaşma yüzünden bu haldeyiz. Evet biliyorum, ben de hatalıyım. Ama siz, o sizin kardeşiniz. O size inanıyor, inanmak istiyor. Siz nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Peki, bütün bunlar bir oyun diyelim. Ben de bu oyunun içindeyim. O zaman seninle bir anlaşma yapalım mı? Ben aileni getirdiğim gibi geri göndereyim. Sen de bu şirketi hemen terk et. Nasıl? Neden? Madem cana bu kadar önem veriyorsun, şirketten de hayatından da çık. Ben de aileni geri göndereyim. Hisseleri de geri vereyim. Ne dersin? Teklifimi kabul ediyor musun? La 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 la